İyi akşamlar. İsrail-Hamas çatışmasının 18. günündeyiz. 5000'den fazla Filistinli, Gazze'li hayatını kaybetti. Filistinlilerin bu akşam günlük hayatını konuşacağız. Günlük hayatı nasıldır? İsrail bugüne kadar Filistin'e ne önerdi? Şu anda Gazze'lilere ne öneriyor? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e ne yapmasına izin veriyor, ne yapmasına izin vermiyor? Kara harekatı başlayabilir mi? Olacak mı? Elbette bölgedeki aktörlerin de bir takım hesapları var. Onlar bu hikayenin neresinde, kim ne yapıyor? İran bu işin neresinde? Ve bu arada Türkiye'nin Filistin konusunda önerdiği garantörlük modelini de konuşacağız çok değerli konuklarımızla. Zahide Tuğba Kor, Mehmet Rakipoğlu ve Serhan Afacan'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zahide Hanım, biz senelerdir medyada Filistin, Gazze, işte bombalama, hep malum hadiseler üzerinden konuşuyoruz. Ama aslında Filistin'de yaşam nedir? Bu konuda pek haberdar gözükmüyoruz. Rakamlardan ibaret. Biraz evvel benim yayında söylediğim gibi başında işte 5000'i aşan ölüm, şu kadar yaralı, şu kadar yıkım. Ama bunun ötesinde orada biz bu rakamları söylerken sadece çatışma zamanlarında değil, başka zamanlarda da bir hayat var ve bu hayat neredeyse bir asır öncesinden bu yana başlayan bir plan dahilinde her gün ne yazık ki daha kötüye gidiyor. Ama inşallah böyle neticelenmeyecek. Cumartesi günü Gazze'li bir konuğumuz vardı. Ailesinden geçen hafta 21 kişi şehit olmuştu. Biz yayına girerken mahallelerinde 14 bina yıkılmıştı. Ama o hepimizden daha ümitliydi. Ve hatta demişti ki bizim bayramlarımız ve kına gecelerimiz çok güzel olur, çok neşeli ve ifadelerimizi görseniz mutluluğumuzu, bunların hiç sorunu yok dersiniz dedi. Ama bu tabii bir taraftan da anlık yaşamakla alakalı galiba. Onun için bize şunu anlatır mısınız? Belki haritalarla da arkadaşlarımız size destek verir. Filistinliler nasıl yaşarlar? Filistin dediğimiz yer neresidir? Çünkü biz bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Onun tanınıp tanınmadığından söz ediyoruz ama o devlet midir? Nasıldır? Buyurun. Evet. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Filistin devleti dememiz çok doğru bir tanım. Ancak elbette ortada uluslararası anlamda, yani uluslararası hukuk tanımlarına göre gerçek bir devlet söz konusu değil. Çünkü toprak bütünlüğü yok. Batı Şeria ve Gazze coğrafi olarak birbiriyle bağlantısız. Aralarında bir herhangi bir karayolu, hava yolu bağlantısı vesaire söz konusu değil. Ve şöyle söyleyelim, Filistinlilerin her birisi, her bir bölgedeki Filistinli bambaşka hayatlar yaşar. Dedik ki Batı Şeria ile Gazze arasında haritayı da koyarlarsa Zahide Hanım'ın neyden bahsettiğini anlayabiliriz. Bu harita değil, Filistin'i gösteren harita. Dördüncü haritanın tek başına olanı büyük ihtimalle. Buyurun. Batı Şeria ile Gazze arasında bağlantı yok dedik. Batı Şeria'nın kendisi Oslo Barış Süreci ile birlikte getirilen yeni sistem uyarınca A, B ve C bölgelerine ayrılmış olup Filistinlilerin kontrolündeki alanlar 165 parça. Ve 165 parça, 165 adacık söz konusu. Ve bunların arasında Yahudi yerleşimleri var, Yahudilere mahsus yollar veya otoyollar, normal otoyollar ağı, askeri bölgeler, duvarlar gibi çok çeşitli İsrail'in politikasının gereği olarak, mimari aynı zamanda şeyi olarak 165 parçaya bölünmüş. Yeryüzünde böyle bir yer yok herhalde. Yok, hayır, böyle bir şey yok. Filistin yönetimini, bugün bizim Mahmut Abbas Filistin devleti dediğimiz şeyin tam kontrolündeki alan Batı Şeria'nın %18'i. Sadece %18'i. %22'lik kısımda sivil hayat Mahmut Abbas yönetiminin kontrolünde, askeri güvenlik İsrail'in kontrolünde. Batı Şeria'nın kalan %60'lık kısmı tamamen İsrail'in işgali altında. Dolayısıyla Batı Şeria'da 3 milyon Filistinli yaşıyor. Her birinin statüsü farklı. Ne demek bu? İşte A bölgesi dediğim, aslında nüfusun çoğunun yaşadığı
ve Filistin yönetiminin tam kontrolündeki alanlar genellikle şehir merkezleri ve asıl nüfus orada. Kırsal, daha biraz kırsal olan, daha ilçeler B bölgesi oluyor. İşte orada Filistinlerin gündelik hayatı Filistin yönetimi tarafından yürütülürken güvenlik oradaki şey İsrail askeri güçleri tarafından. Yani şimdi mesela... Ve kırsal asıl C bölgesi dediğimiz %60'lık kesim orada tamamen yani Filistinli köylüler hakikaten çok zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi mesela, veriyorlar. Mesela hangi şartlar? Birçok köy etrafı Yahudi yerleşimleriyle çevrili veya işte askeri kontrol noktaları veya atış alanları gibi çeşitli şeyler. Ve sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına uğruyorlar. Özellikle bu sene aşırı sağcı yönetimin de başa gelmesiyle birlikte bu yerleşimciler çok daha fazla güç kazandılar bundan. Ve onların hayalindeki şey şu. Batı Şeria, Tevrat'ta geçen adıyla Yahude ve Samiriye bölgesi. Dolayısıyla orası vaat edilmiş topraklar ve bir an önce Filistinlerden arındırılması gereken yerler. Sadece bu sene benim hatırladığım 20 küsur köy tamamen Filistinlerden arındırıldı. İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin şiddeti yüzünden. Mesela köylüler topraklarını ekip biçemezler kolay kolay. Daha doğrusu şöyle ekip eker. Ama mahsulünü almaya gideceğinde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına uğrarlar mesela gidemezler. Evet mesela şunu söyledi bize Gazze'li konuğumuz. Kudüs hurması diye işte pek çok ülkede satılan ve Filistin'den çıkan Kudüs hurmasının aslında çok çok az yani ihmal edilebilecek kadar az miktarının doğrudan Filistinler tarafından zaten dışarıya satmaları yasakmış da çok azı onlardan gidiyormuş. Tamamı aslında bu tırnak içinde yerleşimci denilip gasp eden, evet. O toprağı da gasp eden insanların sattıkları hurmaymış. Bu yerleşimcilerin çoğu zaten sadece bir ev değil, onlar orada ucuz evdir. Şöyle yerleşimlerin mantığı, İsrail nüfusunun %10'u Yahudi yerleşimlerinde yaşarlar. Temel mantık oraya bir kısım özellikle böyle Kudüs, El Halil gibi yerlerdekiler adeta bir cihat ruhuyla oraya yerleşirler. Bir kısmı evler ucuz olduğu için, devlet oraya destek sağladığı için yerleşir. Dolayısıyla farklı şeyler var, motivasyonlar var. Ama oradaki gasp ediyor. Sadece ev vermiyor devlet oraya, bir de arazi veriyor. Dolayısıyla ekip bitsinler diye. Ve şöyle de şey yapalım, Yahudi yerleşimlerin dağılımına baktığımızda Batı Şeria'da, Filistinlerin toprak bütünlüğünü bölecek şekilde, bozacak şekilde, yani bir devlet olmalarını engelleyecek şekilde Yahudi yerleşimleri Filistin yerleşimleri arasında yayılmıştır, girmiştir. Başka tarım alanları, su kaynakları, stratejik bölgeler İsrail'in kontrolündedir ve Yahudi yerleşimler oralarda özellikle kurulur. Şöyle bir örnek verdiler mesela Batı Şeria için yine. Nihet Ebu Nasır hanımefendi. 5 kişilik bir aile Batı Şeria'da 5'i birden evden çıkamaz çünkü çıktığında eve birisi yerleşmiş olur. Olabilir. Geldiğinde diye anlattı bu kadar. Hatta karşı koyduğunda yanında İsrail polisi ve askeri olduğu için o sana silah kullandığında evi almak isteyen, gasp etmek isteyen vurur seni ve şikayet edebilecek merceğin yoktur. Burada dedi. Polise falan da gerek yok. Yerleşimciler silahlandırılmıştır. Öylesi de var, böylesi de varmış. Evet. Yani orada İsrail'in şu anda işte 5000 kişi de 5000'den fazla insanın ölümüne yol açan saldırısına ihtiyaç tabii yok. Yani tabii. Zaten 7-24 böyle yaşayan bir topluluk aynı var. Aynı zamanda Filistinlilerin su kaynaklarına kullanması da kısıtlıdır. Yani kendi toprağında su kuyusu olan Filistinliler şimdi yıllardır oradan su çektikleri için mesela su tuzlanıyor veya daha kaliteli için biraz daha kuyuyu kazmak istediklerini bunu yapamazlar. İsrail su şirketi her ay kuyusu olan Filistinlileri teftiş eder, ölçer. Eğer ki normalden daha öncekinden biraz daha derine kazdıysa ya cezalandırır ya da kuyuyu kullanmasını iptal eder. Bu İsrail devletinin meşru Batı Şeria'da yani kendi hukukunda işleyen bir mekanizması. Çünkü
bunu ilk sordunuz, şöyle diyelim. Filistinlilere sadece, yani Filistin yönetimine verilen egemenlik hakkı sadece yer üstündedir. Aa. Normalde devletlerin yeraltı ve hava sahasında da hakkı vardır. Ama hava sahası verilmiyor çünkü neden? Orası İsrail'in şeyini. Hiçbir şey bilmiyoruz Filistin konusunda. Gazze mesela hoca anlatacak muhtemelen. Evet, buyurun. Su kaynaklarının %85'i, yani dolayısıyla Filistin'in, yani tarihi Filistin topraklarının diyelim, ya Osmanlı sonrası, orada şu an nüfusun yarısı Yahudi ama su kaynaklarının %85 İsrail'in kontrolündedir. Ve Filistinliler kendi köylerindeki suyu satın almak zorundadır İsrail'de. Çünkü yerin altında su kaynakları İsrail'indir. Bu İsrail'de de hiçbir zaman tartışma konusu edilmiyor, öyle mi? Ne yapabilirsiniz ki? Hayır, şunu sormak istiyorum. Şimdi biz sağcıların adı çıkmış, aşırı sağcıların. Hı-hı. İşte Netanyahu diyoruz, Likud falan. Hı-hı. Bunlar çok kötü diyoruz. Ama işte İşçi Partisi var, sol da geliyor. Aynı. O bilhassa sormak istiyorum yani. Mesela sol gelince, hı-hı, sol İsrail soluna bu dert oluyor mu? Biz bu adamların suyunu da gasp ediyoruz. Hiç öyle bir dertleri yoktur. Çünkü şimdi İsrail'in tarihine baktığımızda ilk işte 1948'den 77'ye kadar İşçi Partisi yönetmiştir. Aşırı sağcı Likud ekolü ne kadar Filistinlilere karşı vahşet uyguladıysa onlar da aynı şekilde uygulamıştır. Likud ekolü, aşırı sağcılar dini motivasyonla bunu yapar. Sol ekol bunu güvenlik diyerek yapar. Dolayısıyla yani meşrulaştırıcı argümanları farklı olmakla birlikte uygulamaları aynıdır. İsrail için su her şeydir, su hayattır. Çünkü Filistin su, yani Filistin toprakları genel olarak çöl kısmı da çoktur, suyu da azdır. Aslında bu sadece şimdi olan bir mevzu değil. Suriye ile Ürdün'le, özellikle Suriye ile Golan Tepeleri, oradaki su meselesi. Yani Golan Tepeleri İsrail'in işgal etme sebeplerinden bir tanesi de sudur. Ve dolayısıyla su kaynaklarının kontrolü üzerinden İsrail ile Suriye üzerinde defalarca çatışma yaşanmıştır. Küçük küçük çatışmalar. Evet, şimdi şu anda hiç su olmadığı için su tamamen şey olmuş. Gazze'de evet. Gazze'ye gelecek olursak deniz suyunu tabii. İçiyorlarmış. Müsaadenizle bir not okuyayım. Uh-huh. Hüsrev Hatemi, endokrin prof. Tweetini okuyacağım. Gazze'liler deniz suyu içmeye başlamış. Bunun ardından hiperosmolar, koma artı hipernatremi ölümleri gelecek. Amerika ve İsrail utansın, uh-huh, diye yazmış. Gazze'de temiz su %3. %97 su kaynakları kirlidir. Temiz suya ulaşan nüfus da geçmişte de, yani bu şeyden su kesmesinden evvel de öyleydi. Temiz suya erişen nüfus %10'dur. Filistinliler, yani Gazze'de musluktan akan su tuzludur. Bazen de renkli akar. O yüzden içilmezdir. Ne yaparlar? Tankerlerle su getirtirler içebilmek için. Ama bu su da öyle çok çok temiz değildir. O su nereden geliyor? Yine yeraltı şeylerinden geliyor. Gazze'deki hastalıkların zaten dörtte biri su kaynaklıydı. Diyaliz hastası on binlerce insan vardı, çocuğundan yaşlısına. Ve benim bu olaylar başladığında, tam abluka başladığında, iki haftadır, beni en çok endişelendiren şey diyaliz hastaları ne olacak? Elektrikler olmadığı bir süreçte. Ve diyaliz makinelerinin de sayısı azdır. Günde 20 saat o diyaliz merkezleri çalışırdı eskiden. Çünkü çok fazla diyaliz hastası var. Hepsi de sudan dolayı. Yıllar evvel, 2000'li yılların başında Filistinlerle ilgilenen BM mültecilerle ilgili teşkilatın sitesinde şöyle bir babanın sözü vardı. Çocuklarım sürekli hasta. Çocukları küçük. Ben onların hastalığının sebebini biliyorum. Ama söyleyemiyorum. Sebebi su. Eğer ki çocuklarım hastalıklarının sebebi, sebebinin içtikleri su olduğunu öğrenirlerse o suyu asla içmezler. Ama benim çocuklarımı alacak temiz param, suyu, yani param yok diyordu. Yani bu 2000'li yılların başlarında var olan bir hadise. Dolayısıyla su meselesi Filistin'de gerçekten çok temel meseledir. Normal bir insanın, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre normal bir insanın günde en az tüketmesi gereken su miktarı 100 mililitredir. 100 litredir. Ama mililitre değil tabii ki, litre. Ama Gazze'nin genelinde ortalama 70,
sonradan hızlıca şehirleşmiş ve altyapının olmadığı bölgelerine 20 ila 30 litre. Dolayısıyla su ciddi bir mesele. Yine elektrik de mesela Gazze'de bir temel meseleydi. Neden? Çünkü 2005'ten sonra İsrail defalarca Gazze'ye saldırdı ve her saldırısında altyapıya vurdu. Yani bundan 3 hafta evvel de Gazze'de günde 3-4 veya 5-6 saat elektrik geliyordu zaten. Peki bütün bunları aşarsanız, yani aşamıyorsunuz tabii işte suyunuz öyle, elektriğiniz var yok. Okula gittiniz, okulda aldığınız eğitim nedir? Bir kere yine İsrail'in kontrolündedir herhalde. Yok, Gazze'de o şekilde değil. Batı Şeria'da ve özellikle Kudüs'te İsrail ders kitaplarını kontrol ediyor. Öyle hani mesela nekbe gibi kelimelerin Filistin ulusal kimliğini gerçekleştirecek, yani ona esin kaynağı olacak şeyleri engel olmaya çalışıyor. Ama Gazze'de böyle bir müdahale nasıl söz konusu müdahale değil. Edebiliyor Batı Şeria'da? Kitapların basımı. Matbaaları zaten hatta, hemen vuruyormuş. Kudüs'te çok enteresan bir şeydir. İsrail güvenlik görevleri zaman zaman okullara baskın yapıyorlar. Okullarda yani Filistinlerin kendi okullarında İsrail'in dayattığı müfredat dışında kaçak kendi kitapları da oluyor. O kitapları topluyorlar mesela. Gibi gibi. Dolayısıyla böyle bu tip zorluklar var. Gazze'de eğitime gelince zorluklarına, İsrail her saldırıda bir yığın okul vurmuştur. Dolayısıyla okulların sayısı yetersiz. Sınıflar kalabalık. Ama Filistinlilerin İsraillilere karşı en büyük ellerindeki iki silah vardır. Birincisi çok çocuk, ikincisi de çok iyi eğitim almaları. Dolayısıyla fiziki imkanlar ne kadar iyi olmasa da onlar gerçekten çok çalışıyorlar ve başarılılar. Evet, içeride de dışarıda da aynen öyle. Yani diasporada da Filistin'in öyle bir... Şöyle bir örnek söyleyeyim. Var, buyurun. Gazze'li bir doktora yapan Türkiye'de bir öğrenciyle tanışmıştım. İşte elektriksizlik günlük hayatınıza nasıl etkiliyor dediğimde, tezini nasıl yazdın diye, yüksek lisans tezini Gazze'de yapmıştı. Nasıl yaptın diye sorduğumda bana dedi ki, şimdi 3-4 saat veya 5-6 saat geldiği için arkadaşlar aramızda bir ağ var. Hangi semtte, şöyle elektrik sırayla kesiliyor. Yani her yerde aynı anda kesilmiyor. Arkadaşlarına soruyorlar. Mesela kendi yaşadığı mahallede elektrik kesildiyse hangi mahallede var diye sorup oraya, yani mobil taşınarak yüksek tez yazıyor gençler. Dolayısıyla o elektrik kesintilerine vesaire uyumlu bir hayat yaşamak zorundalar. Yakıt krizi var. Mesela geçmişte de vardı. Yakıt sıkıntı olduğu için, pahalı olduğu için kışın mesela işte nasıl uyuyorsunuz? Evler soğuk, kat kat giyiniyorlar. Özellikle dediler ki bu savaşların etkisiyle muhtemelen son yıllarda kışın aşırı soğuk oluyor. Daha önce hiç olmadığı kadar dediler. Nasıl ısınıyorsunuz dediğimde kat kat giyiniyoruz dediler. Şimdi insanoğlu üşüyorsa uyuyamaz. Bunu sorduğumda ne yapıyorsunuz peki gece dediğimde, biz aynı yatakta yatıyoruz kardeşler. Hani insanoğlu birbirine değerek şey yaparak ısınabilir. Çocuklar anne babalarına, kardeşler birbirine sarılarak kışın bu şekilde uyumaya çalışıyoruz demişti. Peki Gazze'ye gelirsek? İşte Gazze'de bu şekildeydi. Aha. Batı Şeria'da hayat daha iyidir tabii ki. Yani şey orada... Buna nispetle. Çünkü orada normal sürekli saldırılar olmuyor. Normal bir yere nispetle değil herhalde de. Tabii. Çünkü Gazze'de sürekli, yani 2005'te İsrail çekildi. 2005'ten bu yana defalarca İsrail Gazze'yi yerle bir etti. 2 milyon 300 nüfusu Gazze'nin. O altyapıyı yok etti. Sonra yeniden onun tamirine vesaire çok kısıtlı izin verdi veya vermedi. Batı Şeria'da mı böyle bir şey yaşanmadı. Yani bombardımanlarla altyapının yok edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden onların hayatı daha nispeten daha iyi. Normal. Onların çile yol engelleri ve evlerine gasp edilmesi galiba. Kırsalda öyle, köylerde öyle. Bir yerden bir yere gitmek Batı Şeria'da çok zordur çünkü sürekli yol engelleri vardır. Mesela Gazze ile ilgili hanım şunu aktardı. Diyelim ki işte yani onların başına gelmiş, intifada da kardeşi, abisi polise taş atmış. 18 yıl hapis yatmış. Ama polis aramaya geldiğinde kapı çalmıyormuş. Siz birden evin içinde, odanın içinde birkaç adam görüyorsunuz. İçeriye girmişler bile. Bu şekilde tabii ev baskınları çok yaygın Kudüs'te. Özellikle Kudüs'ün mesela çok kıymetli mahallelerinde falan insanları bezdirmek için
terke zorlamak için metotlardan bir tanesi de gece yarısı ev baskınlarıyla aileden birilerini toparlamak. Hatta bunun çok çeşitli, şimdi Gazze'de bu yaşanmıyor artık çünkü içeride İsrail askeri yok. 2005'ten evvel bunlar yaşanıyordu. Zaten birinci intifada, intifada da dediniz zaten. Ama mesela Kudüs'te 18 yıl hapis yatmış. Tabii. Bu bir eylemi. Kudüs'te sık sık çocukları mesela hapse atıyorlar. Daha doğrusu gözaltına alıyorlar. Aileler mesela işte para toplayarak kefaletle çocuklarını serbest bıraktırıyor. Ama ev hapsine alınıyor çocuklar. Bu ne demek? Anne veya baba o çocuğun ev hapis süresi bitene kadar bazen bir yıl bazen birkaç yıl çocuğunu İsrail'in gardiyanları, hapishanedeki gardiyanları yerine anne babalar çocuklarını evde tutmak zorundalar. Bunun o kadar psikolojik yıkıcı etkisi olduğunu söylüyor ki uzmanlar, psikologlar. Yani artık çocuklar anne babalarını bir gardiyan gibi görmeye başlıyorlar. Arkadaşları sokakta oynuyor, o dışarı çıkamıyor, okula gidemiyor. Ve bu anne baba için de büyük bir şey. Çünkü illa ikisinden bir tanesi evde olmak zorunda. Dolayısıyla ailenin sosyal hayatı, iktisadi hayatı, her şeyi alt üst oluyor. Evet, şimdi bunun gibi çok çeşitli şeyleri var. Bu anlattıklarınızdan şöyle bir şey, ikinci soruya geçmeden önce aklıma gelen bir şeyi söylemek istiyorum. Muhakkak yayınımızı seyreden talebeler de vardır ama belki sizin fikriniz de vardır. Şimdi burada bir yaşam, hayat anlattınız yani. Hı hı. Ve dünyanın hakikaten hiçbir yerinde olmayan bir, evet, hayat bu. Bunun da müsebbibi bir devlet var. Bu devlette demokratik, bölgenin tek demokratik devleti diye geçen bir devlet. Bu devletin içerisinde bu sizin anlattığınız mevzulardan herhangi biri gündeme geliyor, medyada ya da mecliste tartışma konusu ediliyor mu? Açıkçası, evet, çok merak ettim. Evet. Ve bu konuda bir çalışma olması da ne kadar yerinde olur? Sizin, yani ne kadarı yansıyor? İsrail toplumu, evet, için ne kadarı önemli? Ve siz, devleti için olmadığı belli de. Size bir örnek vereyim. Buyurun. Geçtiğimiz yıllarda işte İsrail meclisindeki komitelerden bir tanesinde Batı Şeria'daki C bölgelerinin konumu tartışılırken Filistinlilerin toprak gaspı olarak görüyorlardı. Yani köylüler atalarından beri orada yaşıyorlar. Ama bunun tartışma yolu, çeşidi yani veya işte komitenin toplantı başlığı Filistinlilerin Yahudilerin topraklarını gaspı ve onu zorla alıkoyup kullanmaları böyle üzerine. Böyle bakıyorsa zaten suyun, elektriğini, her tabii, şeyini keser. Yani bakış bu şekilde. Yani işte Filistinlilerin, hani siz dediniz ya bu tartışılıyor mu? Evet, tartışılıyor ama nasıl tartışılıyor? O da dersinden tartışılıyor. Gasp eden Filistinliler olarak. Yahudilerin vaat edilmiş, verilmiş, kendilerine ait vazgeçilmez topraklarını gasp eden Filistinliler ama olarak. Ama yani hakikaten hiç başka türlü sızan bir şey var mı yok mu? Gerçekten çok merak ettim yani. Ne kadarından haberdar. Elbette eleştirenler var. Tabii. Yani medyada birkaç İsrail. Tabii tabii. Ama bu şekilde, bu elektriği, suyu, şuyu, buyu. Böyle yani İsrail bunların eleştirilmesini kabul etmez. Eleştirenler bahsettiğim gibi var. Ilan Tayyip'tir, Avishalim'dir, işte Norman Finkelstein, birçok akademisyen. Dışarıdan. Yahudi. Yo, Yahudi İsrail vatandaşı. Yahudi eleştiriyor ama İsrail'de barınamaz. Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi demek barınamaz. İstiyorum. Ülkenin içerisinde değil. Ama Filistinli milletvekilleri var. İsrail'in meclisinde, evet, görev yapan. Yani Filistinli partiler, evet, var ve bunlar gündeme getiriyorlar ama onların her biri zaten birer yani birçoğu şeytanlaştırılan figürler. Yani işte çok da istenmeyen eleştirilerine karşı onların gündeme getirdikleri konularda, kimi konularda linç edildikleri bir şey yaşıyorlar. Yani durum değişmediğine, evet, göre zaten, evet, ama yine ve de. Ve şunu da bilmek gerekiyor. İsrail meclisindeki işte, İsrailli parlamenterlerin çoğu aşırı sağcıdır. Ama bu aşırı sağcılık da çeşit çeşittir. Yani 2000'li yıllarla birlikte İsrail aşırı sağa doğru meyletmiştir. Sol artık birkaç, yani 5-10 tane milletvekili falan yok. 5 tane falan, öyle bir şeyler. Ve siyaset çok bölünmüş. Temeli Netanyahu yandaşlığı veya karşıtlığı şeklinde. Şu an İsrail meclisindeki birçok parti, muhalefet partilerinin de birçoğu Likud partisinden ayrılan milletvekillerinin veya bakanların kurduğu partilerdir. Dolayısıyla aralarında böyle çok büyük bir fark yoktur. Mesela şimdi
bu 7 Ekim'den sonra kurulan acil hükümette işte muhalefet lideri Benny Gantz geldi. Eski Genelkurmay Başkanı'dır. Ve işte yani sonuçta Genelkurmay Başkanı ne yapacak? Zaten Filistinlilerin hayatını mahvetmiş insanlardan bir tanesidir. Ve bir de şunu söyleyelim. İsrail'deki önemli parti liderleri, siyasetçilerin birçoğu da zaten güvenlik bürokrasisinden gelen kişilerdir. Emekli askerler, istihbaratçılar vesairedir. Yani aslında İsrail çok da sivil bir devlet yani değil, yöneticileri de değil. Sadece belli bir dönem sanırım 1-2 yıl genelkurmay başkanları görev bıraktıktan sonra 1-2 yıl siyasete girmiyorlar. Ondan sonra direkt zaten dahil oluyor. Sadece 1-2 yıllık bir süreç Peki, var. Peki bir soru daha sorayım sonra artık başka konulara geçelim ama tekrar size döneceğim. Gazze'ye ne teklif ediyor İsrail? Çünkü biraz Filistin tarihini de hatırlayarak ne teklif ettiğini anlayabiliriz. İsrail bir saatli bomba, pardon Gazze'yi bir saatli bomba olarak görüyor. Çünkü genel Filistin nüfusuna bakacak olursak 1948'de Filistin nüfusu 1.400.000'di. Bugün Filistin nüfusu dünyada 14 milyon. Yani 10 kat arttı. Gazze'de ise 1948'den bugüne nüfus 25 kat artmış durumda. Dolayısıyla orayı bir demografik tehdit olarak görüyor. Ve onun için çoluk çocuk hepsini 2005'te o yüzden çekildiler zaten. Yani Ariel Sharon gibi aşırı sağcı bir ve revizyonist Siyonizm ekolünden gelmiş bir kişinin çekilmesinin ana sebebi Gazze'nin artık bir saatli bombaya dönüşmesi ve İsrail'in Yahudi karakterini korumaktı. Ama çekildikten sonra Gazze'de Filistin direnişi çok daha güçlendi. Ve dolayısıyla İsrail'in zihninde hep şu var, Gazze halkını bir imkan olsa da yok etsek. Sina'ya sürsek. Yok etmek değil, Sina'ya sürsek. Mısır'ın Sina bölgesine. Bu şey yani 7 Ekim'den çok çok önemli. Yıllardır hani işte bir savaş senaryosu, bir problem çıktığında hangi nüfusu ne yapabiliriz diye ihtimal hesapları arasında. Altında duruyor hep. Tabii Gazze'nin nüfusunun önemli Sina Yarımadası'na kaydırmak temel şeylerden bir tanesi. Yani Filistin'i Filistinsizleştirmek. Öyle. Tehcir, zorla. Şöyle mi yani ya sizi tehcir edelim ya öldürelim mi? Şu an İsrail'in temel şeyi yani Netanyahu'nun istediği şu anda şey tehcir etmek. Bu mu? İnsani koridor derken yani şu kelimeler hep değişiyor İsrail söz konusu olunca. İnsani koridor aslında tehlikeli bir şey. Buradan gidin bir daha da gelmeyin. Şu an yapmak yani tarihe bakınca çünkü hep giden gidilmiş tabii. Ve orası zaten ama yıllardır zaten 10 yıllardır var olan bir şey. Biz buradaki nüfusu nasıl terk ettiririz? Hatta size şöyle söyleyeyim 1967'de İsrail burayı ilk işgal ettiğinde dönemin başbakanı veya bakanlarından bir tanesi şöyle diyor. Gazze'lilerin suyunu keselim. Suyunu kestiğimizde işte tarım alanları işte hayat duracağı için mecburen burayı terk etmek zorunda kalacaklardır diyor. Önerdiği formüllerden bir tanesi. Bakın suyu kesmek ve terke zorlamak. Bugün aynı benzerleri yaşanıyor. Birinci intifadada da öyle olacak. Filistinliler birinci intifadada sadece taş atacaklar. Ama boykot, iktisadi boykot uygulayacaklar. İsrail'in cevabı elektrik kesmek, su kesmek olacak. Ama istediği şey orayı nüfussuzlaştırmak. Çünkü Gazze'liler direnir. Gazze'lilerin şeyinde direnmek vardır. Dolayısıyla istediği bir nüfus yapısı değil. Evet. Serhan Bey bundan sonra da insan uluslararası ilişkilere gelemiyor, geçemiyor ama geçmek mecburiyetindeyim yine aynı konuda. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e ne diyor, ne mesaj veriyor sizce? Şimdi gemilerini gönderdi, Biden geldi, her türlü desteği veriyorum fiziksel olarak gösterdi ama bir taraftan da şöyle değerlendirmeler var. Netanyahu'ya Gazze'de ne istiyorsan yap ama bu işi dışarıya taşırma. Bu görüşe katılıyor musunuz? Siz Washington yönetiminin bu hadiseyi nasıl gördüğünü düşünüyorsunuz? Bu özellikle dışarıya taşırma meselesi bir çıkarım değil aslında. İran da açıkladı ABD'den kendilerine birkaç mektup geldiğini. Bu çatışmaya girmemeleri konusunda
Dolayısıyla bunu yapıyor zaten Amerika Birleşik Devletleri. İran'ı da yapıyor. Biliyorsunuz daha önce Hizbullah'a dönük de tehdit ve çağrı karışımı yorumlar olmuştu. Bu çatışmaya girmeyin diye. Dolayısıyla bunun Gazze ve Hamas meselesi olduğunu ve herhangi bir şekilde İsrail'in de Amerika'nın da bunu bölgeye yaymak istemediğini çok net bir şekilde vurguladılar. Ve şu ana kadar başarılı olmuş görünüyorlar açık konuşmak gerekirse. İran'da Hizbullah da ara ara savurdukları tehditler dışında fiiliyatta çatışmaya girme konusunda oldukça gönülsüz davranıyorlar. Bunda herhangi bir şüphe yok. Başladığından beri zaten takip ediyoruz süreci. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ne yapmak istediği konusu galiba çok uzun ayrı bir belki programın konusu. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri 67 Savaşı'ndan sonra 6 gün savaşından sonra bu sürece çok daha yoğun bir şekilde müdahil oluyor. Ve bu dönem aynı zamanda malum Soğuk Savaş'ın da hemen hemen ortası sayılır. Bu dönem Amerika'nın Orta Doğu'da iyice rejimleri dizayn etmeye çalıştığı ve Orta Doğu'yu tamamen eski emperyal politikalardan tamamen Amerika eksenli bir emperyal politikaya çevirmeye çalıştığı bir döneme tekabül ediyor. Şimdi Biden'ın bir açıklaması vardı. Ajanslara yansıyan İsrail olmasaydı böyle bir devlet var İcat etmek mecburiyetinde kalırdık. Bu enteresan bir açıklama. Amerika açısından da şöyle anlamlı bir açıklama. Yani karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi var bunların içinde. İsrail'in Amerika'ya neden muhtaç olduğu ortada. Verilen muazzam nakdi yardımlar, işte savaş gemilerinin gönderilmesi, Biden en son ziyaretinden sonra patriotlar ve ek askeri yardımlar dahiline gerekiyorsa yapılacak dedi. İsrail Amerika olmadan ayakta duramaz. Bir yönüyle de Amerika İsrail'in işine yarıyor. Çünkü Amerika İsrail'in Orta Doğu'daki, İsrail Amerika'nın Orta Doğu'daki garnizonudur. Ve İsrail üzerinden süreçler Amerika çok, yani şöyle bir an için şöyle bir şey hayal edelim. Hani farz-ı muhal olarak İsrail diye bir problemin olmadığını, ya İsrail devletinin olmadığını ya da İsrail'in böyle saldırgan, terörist eden bir devlet olmadığını hayal ederim. Orta Doğu en azından bu bağlamda biraz daha normal bir yer olurdu herhalde. Böylelikle ABD'nin müdahale alanında. İki ölçüde olur tabii. Yani şey. Tabii. Yani Orta Doğu'nun. Çünkü bir İsrail'in varlığıyla beslenen rejimler de var tabii bölgemizde. Tabii mutlaka. Yani Orta Doğu'nun yegane probleminin bu olduğunu söylemiyorum ama en büyük problemlerinden birinin bu olduğu su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail üzerinden Orta Doğu'ya müdahale imkanını da devamlı yani yolunda açık tutuyor. Gerçekten demokratik bir hukuk devleti olsaydı İsrail herhalde. Şimdi o da öyle gerçekten. İsrail'in bir demokratik hukuk devleti olarak adlandırılması da enteresan. Dünyada görebileceğimiz en faşist, dini sapkın bir şekilde yorumlayan, bir ırkçılık unsuru olarak yorumlayan, tam bir apartheid rejiminden bahsediyoruz. Yani bunu, yani eğer demokrasi dediğimiz şey sokaklarda protesto falan yapılmaktan ibaretse bir miktar demokrasi kabul edilebilir. Kamuoyunun siyaseti etkileme gücünden bahsediyorsak İsrail siyaseti değişmiyor. İşte İşçi Partisi gelse de değişmiyor. Hani şöyle söyleniyor ya, Netanyahu geldi, Netanyahu başı beladı. Yani ne Netanyahu'lar geldi. Netanyahu'nun adı çıkmış oluyor. Tabii yani az önce hocam da söyledi, Zahide hocam da söyledi. Ariel Sharon diye bir kasap bu ülkede başbakanlık yaptı ki hatırlayalım, aynı Sharon 2000 yılında zaten ikinci intifadayı tetikledi. Bunu bırakın hocam, terör örgütlerinin Hagana, Irgun, birçok terör örgütünü kuran adamlar başbakanlık, bakanlık yaptı bu ülkede. 1947'de İsrail kendisine devlet vermiş İngiltere'nin diplomatlarının olduğu King David Oteli'ni havaya uçurdu. Yani daha ötesi yok. Yani dolayısıyla karşımızda hani İşçi Partisi olsun, Likud olsun çok fark etmeksizin belli bir sapkın ideoloji etrafında bu bölgeyi terörize eden bir yapı var. Yani devlet demek bile bu anlamda. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir ifadesi vardı. Örgüt gibi davranırsanız örgüt gibi muamele görürsünüz diye. Gerçekten örgüt gibi davranıyorlar. Hani bir devlet gibi davranmıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri açısından bir diğer soru belki şu olabilir. Ne kadar menfaatin Amerika'nın, gerçekten doğru bir iş mi yapıyor ki? Az önce Zahide Hocam'a sordunuz ya, İsrail'in bu tarzı siyasetin yaklaşımını eleştirenler var mı? Amerika'da örneğin bunu çok eleştiren var biliyorsunuz. Amerika'nın İsrail'le kurduğu bu hastalıklı ilişki, yani sırf Biden'ın ziyareti sürecinde verdiği mesajlar, beden dili, olaylara yaklaşımı ne kadar hastalıklı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ve Amerika'nın artık bu korkunç bir şekilde aleyhine işliyor. Yani Amerika'nın hiçbir işine yaramayacak bu. Hem İsrail'in burada tutunmasına yaramayacak. Bu çok aşikar ki bugün Obama'nın bir ifadesi yansıdı. Belki önünüze düşmüştür ki bunu belki söyleyecek son kişilerden biri Obama.
Ama insani krizi umursamaması bir noktada İsrail için ters edecek diyor. Tabii ki yani bunu Obama'nın söylemesi biraz ironik bir şey oluyor. Ve ancak o noktaya çoktan gelindi, orası geçildi bile. Yani İsrail'in bu yaklaşımıyla bu bölgede güvenlik sağlayabileceğini düşünmesi, oradaki kibutsları koruyabileceğini düşünmesi, işte Batı Şeria'daki yerleşim bölgelerini ancak daha fazla silahlandırırsınız. Bunu korumanın başka bir yolu yok. Efendim daha önceden kullanmasına izin verdiğiniz daha fazla yolu, terör estirirsiniz. Daha yani çünkü başka bir yolu yok bunun ve İsrail'de bu yönde kamuoyunun bir bölümünün isteğinin olduğunu da biliyoruz. Son dönemlerde de protesto oluyor ki bu çok normaldir zaten. Yani insanlar birazdan normal bir hayat isterler. İsrail'de hakim bir düşünce değil bu muhtemelen ama insanların bir kısmı da birazdan normal hayatlar yaşamak isterler. Bu normal hayatlar yaşanamayacak. Nasıl ki çok alakasız bir örnek ama sadece fikir versin diye bu benzetmeyi yapıyorum. Ermenistan'la ilgili de çok konuşuruz biliyorsunuz. Dışarıdan Ermeni lobisinin Ermenistan'ın bölgenin gerçeklerine göre davranma iradesini devamlı tersine çevirmeye çalıştı. Ve Ermenistan'ı kışkırttı. Ermenistan'ın kendinde var olmayan bir gücü ona vehmettiğinden bahsederiz. İsrail'de de benzer bir durum var. İsrail Amerikan kafasıyla Atlantik'in öbür tarafından bu bölge coğrafyada var olmaya çalıştıkça var olamıyor. Bugün de var olamadı ve bakın en büyük ikiyüzlülüklerden bir tanesi ki hocam bence bu noktaya olabilecek en açık şekilde ifade etti. Biz Gazze'yi konuşuyoruz. Kabaca 2005'ten beri biz Gazze'yi konuşuyoruz. Özellikle Hamas buraya kontrolünü aldığından beri 2007'den beri Gazze'yi konuşuyoruz. Dünya da Gazze'yi konuşuyor. Sanki Filistin meselesi Gazze'den ibaretmiş. Daha doğrusu İsrail'e tırnak içinde sıkıntı çıkaran yegane bölge Gazze'den ibaretmiş gibi. Hatta bir noktada biliyorsunuz en son krizde de iş geldi döndü dolaş Hamas'a kilitlendi. Yani Hamas diyorlar. Hamas-İsrail savaşı diyorlar örneğin. Çok korkunç ve komik bir adlandırma. Hocam bahsetti Batı Şeria'daki durumdan. Ve bu sanki Rusya ile Ukrayna savaşı gibi. Bakın, yani orada, Rusya'nın işgali gibi. Orada çok büyük bir problem var. Yine Amerika meselesine dönüş yapıyoruz burada. 1993 yılında... İki devlet varmış. Tabii. 1993 yılında bizzat Clinton vasıtasıyla Amerikalılar geldi. 93 ve 95. Oslo 1 ve Oslo 2. Yasir Arafat'la Isaac Rabin'i oturttular. Ve bunlar anlaşma imzaladılar. Tam bu hocamın anlatmış olduğu ABC sisteminde Batı Şeria'yı lime lime ettiler. Ve Arafat yönetiminin Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin İsrail devletini ortadan kaldırma ülküsünden, hedefinden vazgeçmesini sağladılar. Ve bir noktada otonom, belli oranda ileride bağımsızlık kazanabilecek bir İsrail devleti güya vaat ettiler ama bundan... Filistin devleti kurulabileceğini vaat ettiler ama bundan kimse bir şey anlamadı zaten. Arafat'ın da biliyorsunuz fiilen sonunu getirdi. Oslo 1 ve Oslo 2 çünkü çok eleştirildi somut hiçbir şey almadan. Ama o kadarcık Oslo bile bir Monica Lewinsky olayıyla Bill Clinton'a da ciddi bir faturaya yol açtı deniyor. Evet yani öyle de yorumlanabilir. Tabii o kadarı bile yorumlanabilir gerçekten. Çünkü her ne kadar buradan Filistinlerin hayatını kolaylaştıracak, meşru haklarının erişmesini sağlayacak hiçbir şey çıkmadıysa da bu kadarına bile zaten taviz vermek istemeyenler vardı ki Gazze'den çıkarken de biliyorsunuz çok büyük olaylar yaşandı. Gazze'deki işgalci İsrailler evlerini boşaltmak istemediler. Yani Gazze'den de öyle gül oynaya çıkmadılar böyle çok rahat bir şekilde. Bugün siz Batı Şeria'dan hatta hükümetler bunu kullandı. Batı Şeria'da dediler ki bunu Netanyahu'nun bile zamanında demiştiği var ya biz bunları çıkaracağız ama biz yapmadık ki Batı Şeria'daki yerleşim bölgelerini biz kurmadık ki falan gibi enteresan argümanlar da kullandılar. Ki halbuki bunların suyunu, okulunu ve diğer bütün hizmetlerini devletleri sağlamasına rağmen dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bütün kritik evet, aşamalar. Evet onlar sanki başka yerden geliyorlar. Hatta biraz daha geriye gidelim isterseniz. Buyurun. Jimmy Carter dönemine gidelim. Orada da Camp David anlaşmalarıyla. Bu meseleyi bir başka çıkmaza iten yine Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bunu da iyi hatırlamamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri olgunlaşmamış, tamamen Filistinlerin dışta tutulduğu bir süreçte barış adı altında bir müzakereler yürüttürdü İsrail ve Mısır tarafında. Ve Mısır'ın çekilmesinden sonra Filistin meselesi gerçekten çok daha büyük bir çıkmaza dönüştü. Çünkü Mısır ne kadar olsa bir denge gücü vardı. Ne kadar akıllı hareket edebiliyordu, işte 6 gün savaşı ne kadar Filistinlerin amacına hizmet etti etmedi o ayrı bir tartışma konusu elbette. Ancak o saatten sonra bu meselenin adı Arap-İsrail çatışması olmaktan bile çıktı. Filistin-İsrail çatışmasına dönüştü ve bütün bu aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri vardı ve Amerika Birleşik Devletleri en son zaten 2020'yi konuşmuyoruz herhalde. Trump'ın getirmiş olduğu Abraham anlaşmalarının falan hani Filistin'e dair hiçbir şey yok. Zaten taraflardan biri Filistin'de değil. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz Bahreyn ve sonra Suudi Arabistan'ı İsrail'e normalleştirme adımları ve bunların hiçbirinin içinde Gazze'deki durum, Batı Şeria'daki işgaller,
Kudüs-ü Şerif'in durumu, hiçbirisi bunların müzakere konusu dahi edilmemişti. Dolayısıyla bugün biz İsrail saldırganlığından, devlet teröründen bahsediyorsak, en son olaylarda net şekilde gördük ama her zaman bu böyleydi. Bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Evet. Suudi Arabistan'da bir düzeltme yapmak lazım. Suudi Arabistan normalleşmede şart olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını şart olarak öne koydu ve yerleşim politikanın sonlanması de diğer şartlardan biriydi. Ne kadar bu şartlara riayet ederler, o baskılar, yani bu savaş olmasaydı ne kadar Suudi Arabistan bunlara riayet edecek bilinmiyordu ama bir şart olarak Suudi Arabistan Bay ve Bahreyn'e rağmen, yani onların normalleşmesinin aksine, bir bağımsız Filistin devleti kurulmadan normalleşmeyeceğiz demişlerdi. Ama tabii bu Suudi Arabistan'ın son dönem, özellikle son 4-5 yılda ki Filistin politikasındaki bu kırılmaları değiştirmiyor. Suudi Arabistan ciddi bir şekilde Hamas yetkililerini, Suudi Arabistan'dakileri tutukladı. Medya üzerinden Filistinlilere yönelik ciddi böyle kara propaganda yaptı dizilerde. Yani Suud dizileri, bu Suudi Arabistan'da yayınlanan dizilerde. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a bir parantez açmak gerekebilir orada. Peki, ben burada Amerika'ya bir şey ekleyebilirim. Amerika'ya sormayacaksınız. Hayır, bir soru sorayım ben isterseniz. Müsaadenizle. Tabii, Amerika'da tabii. Var içinde tamam. Zaten. Şimdi tabii bölgedeki aktörlerden bahsederken İran'dan bahsetmezsek ayıp evet. Olur. İtalyan gazetesi Stampa'da şöyle bir değerlendirmeden birkaç cümle aldım. Müsaadenizle okuyacağım. Siz ne diyeceksiniz? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni de unutmadan yani. Washington'la müzakereler, esir takası ve Güney Kore'deki İran'a ait 6 milyar doların serbest bırakılmasıyla sonuçlanmıştı. Suudi Arabistan'la barışma sürecinde de ilerleme kaydediliyordu. Hamas'ın saldırısı ve bilhassa da İsrail'in süregelen askeri cevabı İran rejimine daha da çok zemin kazandırdı. Arap dünyasında İsrail karşıtlığı zirve yaptı. İsrail ile Riyad arasında Filistinlilerin aleyhine olan normalleşme tekrar rafa kalktı. Ancak Tahran durumdan şimdilik kazançlı çıksa da savaş genişlerse kaybedebilir. Bir tarafta İran, diğer tarafta İsrail ve ABD arasında çıkacak bir çatışma herkes için yıkıcı olur. İran rejimi de buna dahil diyor. Ama Avrupa basınında, başka yerlerde de gördüm. Yani aslında... Ya da siz değerlendirin, ben şöyle, aslında bu iddia tam da benim okumama göre İsrail'in istediği şey. Yani İsrail Amerika ile İran savaşı istiyor bence. Yani Hamas'ı bahane ederek bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten işte birçok desteği var. Uçak gemileri, taarruz grupları, savaş uçakları, askeri boyutta. Ondan sonra lobi boyutunda Amerika medyası inanılmaz bir şekilde yalan haberlerle direnişi ve Filistin'deki hak ihlallerini bambaşka bir şekilde portre ediyor ve bütün Amerika yanlısı, Amerika'nın yanındaki aktörler, İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı, İsrail'e tam destek. Diplomatik anlamda Amerika bunu pompalıyor, bir şekilde destek veriyor. Burada şöyle bir soru işareti var. Ben Amerika'nın bu genel grand stratejisini, büyük stratejisini incelediğimizde başka bir yere oturuyor gibi geliyor bu mesele. Yani Biden doktrini dediğimiz mesele, İsrail'e geldiğinde, Ukrayna'ya geldiğinde ve Tayvan'a geldiğinde bir örüntü çıkarttı bana. O da şu: Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri sorumluluğu uluslararası kurumlara veya müttefik aktörlerine bırakıyordu yani. Örnek veriyorum, Suudi Arabistan İran'la bir problem yaşıyorsa bunu kendin çöz. Yani bunu uluslararası kurumlarla ya da işte FİK'le, Körfez İşbirliği Konseyi ile oluştur, çöz. Beni dahil ettirme bu işe. Ben maliyetimi olabildiği kadar azaltacağım. Orta Asya Pasifik'e odaklanacağım diyordu. Trump ne dedi? Trump geldi. Ben yardımcı olurum size ama parasını ödersiniz demişti. Şimdi Biden diyor ki söz konusu demokrasi olursa, tırnak içerisinde, ben Ukrayna'nın yanındayım. Çünkü karşısında otoriter bir rejim var. Yani söz konusu İsrail olursa, çünkü demokratik, karşısında yine otoriter bir rejim var. Çünkü sözde onların otoriter şeyi. Aynı şekilde Tayvan mevzusu olursa, yani orada bir demokrasi var, karşısında Çin var. Dolayısıyla sanki Biden doktrin dediğimiz şey de Amerika Birleşik Devletleri biraz daha müttefiklerini benimsiyor. Eski stratejiye kıyasla, yani Obama Trump kıyasla biraz daha farklı. Dolayısıyla hem ABD hem diğer bölgedeki rakiplerini cesaretlendirmeme adına, yani Rusya, Çin ve İran'a bölgede bir alan bırakmak istemiyor. Şimdi bu aslında bir anlamda İsrail'in de güvenlik zafiyetlerini kapatmak demek. Aynı ama şimdi şekilde, de alan bırakmış gibi gözükmüyor mu? İsrail'e yani mi? Daha doğrusu mesela bu İtalyan gazetesine göre bayağı da bir alan açılmış gözüküyor. Rusya ve Çin, hayır, İran onlara Çin değil, mi? İran'a. Yani şöyle, İran bu meselede yani
gerçekten İran bu meseleyi destekliyor olsaydı, Filistin davasını destekliyor olsaydı, bugün çok farklı bir ortam, atmosfer gördük, çatışma iklimi görürdük. Yani kimse savaşı istemez ama İran'ın söylemiyle eylemi çok farklı. Yani Serhan Hocam şu daha da açıklayacaktı. Öyle yani, bir atmosfer bırakıldı İran'a ama işte İran zaten hayır, hiçbir yani zaman... Washington'la müzakere ediyor, esir takası var. İran'a ait 6 milyar dolar serbest bırakılıyor. Halbuki biz şey gibi işitiyoruz, eyvah İsrail ile İran savaşta savaşacak gibi. Yani İsrail ile İran'ın... Tam da tersi. Şöyle zaten açıklamaları da var. Serhan Bey söyledi, evet, doğrudan İran söyledi dedi. İran üst düzey yetkilileri açıklama yaptı. Bizim doğrudan bir sürecimiz yok ama kutluyoruz vesaire dedi. Amerika Birleşik Devletleri şimdi söyledi zaten. Orada şunu vurgulamak lazım. Bakın bunu birkaç vesileyle tekrarladım. Tekrar döneceğiz size. Kestim. Kusura bakmayın. İsrail, İran'ı kendi topraklarında ya da bir dış misyonunda doğrudan İsrail adıyla bombalamadığı sürece İran İsrail'le savaşmaz. Evet. Ya bunun daha açık bir ifadesi yok yani, bence. Aynı ve İran bu şekilde söylediler zaten. Ve İran zaten bunu defaatle söyledi. Bir ikincisi, enteresan bir nokta var. Tabii konjonktür ve koşullar çok değiştiği için bazen unutabiliyoruz. İran Amerika ile masada. İşte evet. Tur üstüne tur görüşmeleri yaptılar Viyana'da. Ve İran bu konuda çok istekli ve İran'ın başka çıkar yolu da yok. İran Amerika Birleşik Devletleri ile Trump'ın 2018'de çıktığı nükleer anlaşmayı tekrar yoluna koymak zorunda. Ve İranlılar da bunu biliyorlar. Hatta biliyorsunuz Biden ilk geldiğinde bu konuda çok hevesliydiler. Biden de hevesliydi. Çünkü Trump'tan başka türlü bu konuda davranmak istiyordu. Ama o kadar elini çabuk tutamadı. İran tarafı da işini kolaylaştırmadı. Onun konjonktürü de biraz çok lehine gelişmedi. Dolayısıyla İran'ın İsrail'le eğer savaşmaya niyeti olsaydı doğrudan farz edelim ki İran'ın İsrail'le çok fazla eline vesile geçti. Çok fazla sebep karşısına çıktı. Çünkü İran son yılları hatırlayalım, daha geriye gitmeden başına gelen hemen hemen her şeyden İsrail'i sorumlu tuttu. Kasım Süleyman'ın suikastında da öyle, Muhsin Fahrizade suikastında da öyle, ülkesinde nükleer tesisleri yapılan sabotajlarla ilgili de öyle. Dolayısıyla İran gerçekten İsrail'le savaşmak istiyor olsaydı savaşırdı. Ama İran böyle bir şey istemiyor. Çünkü İran'ın ordusu, İran'ın güvenlik konsepti İsrail gibi bir güçle savaşmak üzerine kurulmadı. Ki zaten bir sınır komşusu olmayan iki devletten bahsediyoruz biliyorsunuz. Bu da savaşı oldukça enteresan bir hale getirir. Nasıl savaşacak evet, İran? Ve İran'ın her ne kadar oldukça etkili bir ordusu olsa da istatistikler, rakamlar o kadar şeffaf değil bu konularda biliyorsunuz. Net konuşmak zor. Ancak İran'ın hava kuvvetleri zayıf, oldukça zayıf, modernize değil. Son teknolojiye sahip değil. Dolayısıyla İsrail'e bu anlamda kıyas kabul etmez. İran'ın İsrail'e karşı bir gücü var ki zaten onu kullanıyor. Yeri geldikçe kullanıyor. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nden yanılmıyorsam dün idi bu yönde bir açıklama yapıldı. İşte proxy kuvvetleri denen İran'a muzahir, bölgede İran'ın beslediği, İran'a destek veren bir takım yapılar. Bunları da zaten İran yeri geldikçe kullanıyor. Ancak onun ötesinde İran'ın nizami bir savaşa girmek gibi, doğrudan bir çatışmaya girmek gibi ne İsrail'le ne de Amerika Birleşik Devletleri'yle. Bakın düşün, Kasım Süleymani'yi öldürdü Amerika Birleşik Devletleri. Kasım Süleymani kimdir? 2020 Ocağı'nda öldürüldü değil mi? Kudüs gücünün komutanıydı Kasım Süleymani. Şöyle söyleyeyim, sembolik anlamı itibariyle söylüyorum bunu. Kasım Süleymani'den bir öte öldürebileceğiniz kişi Ali Hamine'ydi. İran'da. Hani etki bağlamında o söylüyorum. Kadar. Tabii yani Cumhurbaşkanlığı değildir. Cumhurbaşkanları bu kadar önemli adamlar değil. Geliyorlar, onlar gidiyorlar. Zaten görevden inince tekrar edeyim. Sembolik mi? Değeri anlamında söylüyorum. Yani İran dendiğinde, İran'ın bölgedeki iddiaları dendiğinde akla gelen. İran bunu sineye çekti. Bir şey vurdu biliyorsunuz Irak'ta. Bir Amerikan üssünü vurdu. O da daha sonra çıktı ki İbadi hükümetine haber verilmiş. Önceden İbadi üzerinden Amerika'ya haber verilmiş. Amerika da herhangi burada zayiat da yaşamadı. Dolayısıyla bu noktada Amerika'ya karşı doğrudan bir çatışmaya girmeyen İran'ın bir komutanı öldürülmüş, hem de sembolik bir ismi öldürülmüş, doğrudan Amerika tarafından öldürülmüş, alay ve alayla Trump açıklama yaptı, yaptık çok da iyi yaptık falan diye. Dolayısıyla böyle bir İran'ın İsrail'le çatışmaya girmesini beklemezsiniz. Çünkü İsrail'le çatışmaya girmek demek, enteresan bir nokta var. Dikkatten kaçmaması gereken, evet İsrail'le çatışmaya girmek, İsrail'le çatışmaya girmek demek ama aynı zamanda Amerika ile girmek demek, aynı zamanda Avrupa ile girmek demek. Bakın İran
Avrupa'yı, Amerika'yı bir tarafa bırakalım. Avrupa'yı hiçbir surette kaybetmek istemez. Çünkü bu nükleer anlaşmadan çekildikten sonra dahi Trump, İran Avrupa'yı kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu anlaşılabilir sebeplerle tabii ki. Avrupalılarla daha çıkara dayalı bir ilişkileri var ve en azından orayı tutmak istiyor. Ve zaten müzakereler de Viyana'da yapılabiliyor bu sayede. Evet. Avrupa Birliği aracılığıyla doğrudan müzakereler yapılmadan önce de biliyorsunuz Avrupa Birliği aracılığıyla görüşüyorlardı. Dolayısıyla şimdi böyle de bir boyutu var. Buyurun. Burada bir başka şey de var yalnız. İran savaşı genişletme arzusunu ilk ortaya atan İsrail'in kendisi. Dolayısıyla ama onu durduran da Amerika Birleşik tabii, Devletleri. Yani çünkü burada bir kıyamet senaryosu gerçekten vardı. Eğer çok ciddi bir daha önce yani tarihte bu kadar fazla diplomatik hareketlilik nadirdir. Çünkü gerçekten bir kıyamet senaryosu ortadaydı. Dolayısıyla tarafları hani dizginlemeye çalıştılar. Arkadaşların yani, kıyamet senaryosu böyle rasyonel bildiğimiz güvenlik konsepti uluslararası bunun ötesinde bir şey yok, galiba. İsrail 7 Ekim'de İsrail'in bütün kuruluşundan beri var olan ve çok bir numaralı çok önem verdiği caydırıcılığını yitirmesi, ulusal onurunu yitirmesi, öz saygınlığını ve özgüvenini yitirmesini yaşadık. İsrail tarihinde hiçbir zaman şeyde o 1973 savaşı dışında diyelim. Hatta o da değil. Yani tarihinde hiçbir zaman kendi evinde vurulmadı. İsrail savaşlarını dış topraklarda verir. 73 savaşı bir de Sina Yarımadası'nın çok küçücük bir kısmında gerçekleşti. İsrail'in içinde gerçekleşmedi. Dolayısıyla İsrail ilk defa evinde vuruldu. Bu İsrail'in bütün o güvenlik konseptini, psikolojik şeylerini kurduğu o aşırı özgüven ve bana kimse bir şey yapamaz. Yenilmezlik miti yıkıldı. Yenilmezlik miti gerçekten yıkıldı. Burada savaşa ihtiyacı olan psikolojik olarak yaşadığı halkının ve devletin tabii yaşadığı ve askeriyenin yaşadığı travmaya karşı bu travmayı tamir etmesi gereken ve dolayısıyla bunun intikamını alması gereken bu daha doğrusu bu kan dökme arzu ve iştahı İsrail'di. Korku. Ve şöyle biz hep şöyle düşünüyoruz. Yani Amerika İsrail'e öyle sunduğu için işte Hamas'ın saldırısının arkasında kim vardır? Olsa olsa İran vardır. Halbuki İran yok bu saldırının altında arkasında. Dolayısıyla ama çemberi genişleterek bu vesileyle yani hazır Gazze'de Hamas'ı temizlemeye çalışırken ona destek veren diğer tarafları da temizleyelim diye bir daha doğrusu temizleme değil tabii ki ama onlara yönelik bir tehdit söz konusuydu. Yani burada savaş iştahı, arzusu ve ihtiyacı olan aktör İsrail. Evet. Ama dolayısıyla İsrail bunu İran tarafına yaymaya çalıştı. Ama İsrail dediğim şey işte o Fransız şeyin evet, gazetenin buyurun dediği şey tam bu. Yani İsrail'in savaşı isteği Amerika ile İran'a. Yani bu süreçte hatta hocanın dediği İsrail'in o büyük İsrail, yenilmez İsrail mitinin yıkılmasının hani dediler saldırının arkasında İran dahi olmaması, saldırının arkasında İran'ın dahi olmaması yani Hamas'ın olması bile İsrail ne kadar küçük bir hale düştüğünü gösteriyor İsrail halkı açısından. Çünkü bakın yani bir sürü şey üzerinden, kampanyalar üzerinden bir Mossad, bir Shin Bet, işte İsrail Savunma Kuvvetleri, istihbarat birimleri Amerika falan. Amerika Birleşik Devletleri neden istemiyor bölgede savaşı? Çünkü kıyamet senaryosudur bu. İşine yaramayacak. Amerika Birleşik Devletleri niye savaşa girsin? Hayır girsin demiyorum tabii hiç olmasın ama şunu söylemek istiyorum yani televizyonları açtığımızda değil mi ilk günden beri gemilerin gelmesi vesaire. İşte dediğim gibi caydırıcılığını kuvvetlendirme, evet, hayır, tahkim ettirme. İnsanların bir zihninde eyvah saldırı, burada bir geniş savaş yok, geniş değil, anlamına mı geliyor geniş diye saldırı, sokakta çıktığımızda geniş, tek sorulan soru bu. Onun için yöneltiyorum size bu soruyu. Çok cepheli geniş savaş senaryosu vardı, bunu caydırmak amaçlı böyle bir şey geldi. Bence yani onu o zaman yayının başında söylediğimiz Hamas'la ne yapıyorsan yap mesajı aynen veriyor evet ama bunu yayma etrafa zaten yayıyor. Bence bu şartlı bir destek bunu İsrail'e. Bölgesel güçlerle Türkiye başta olmak üzere diğer güçler de diplomasi yürütenler, yatıştırmaya çalışan aktörler de bunun için çabalıyorlar. Evet. Yoksa bunun hani bu savaşın başka yeni aktörlerin devreye girmesi demek yani uzun yıllar sürecek bir cehenneme dönüşmesi demek ortada onun. Bence ve bir şey daha söyleyeyim. İsrail tarihinde hiçbir zaman İsrail tek günde 1400 kadar asker kaybetmedi. Evet. Evet, anormal doğru fazla asker zırhlı araç, tank yitirdi. Karakollar. Sadece o değil
biz hani İran savaşma diyoruz ama Kuzey Cephesi'nde İsrail kaç tane askerini kaybetti son iki haftadır? Kaç tane tankını yitirdi? Aslında geçmişte olsa bu diplomatik şeylerle zapt edilmiyor olsa bu kadar Kuzey Cephesi'nde yani Lübnan sınırından gelen şeylerle asker ve askeri araç kaybetmesine karşı İsrail harekete geçerdi. Ama şu an zaten ordusu o halde değil. Bir sürü yani önemli komutanları dahi öldürüldü. 11 tane önemli komutan öldürüldü veya alındı. Rehin alındı. 300 askeri öldürüldü, 200'ü rehin alındı. Bu gerçekten diyor ki Zahide Hanım, aslında bir askeri için 1000 küsür tutukluyu takas edebilen bir devlet için bunu düşünün diyor. 3 askeri için savaşmış. 2006 savaşı 3 askeri için değil mi? Evet. 3 komutan için 33 gün savaşmış ve istediğini alamamış bıraktı İsrail. Siz buyurun. Şimdi bu Amerika'nın bence buradaki o desteği, yani bütün bu göz kamaştırıcı destek, herkesin korktuğu ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri bölgesel bir savaşa mı girecek? İsrail destekleyip İran'a mı saldıracak? Bence öyle bir şey istemiyor Amerika. Çünkü Amerika'nın da istemeyeceği bir senaryo. Bu neden? Amerika zaten bir savaş savaşla Orta Doğu'yu şekillendirmekten ziyade, işte bahsettiğim gibi bu İsrail'e gönderdiği bu askeri destekle İsrail'in caydırıcılığını tahkim etmek istiyor. Bir bu, yani askeri anlamda. İkincisi de bu normalleşme süreçlerinde İsrail'e dışlanmasını istemiyor. Çünkü bu normalleşme süreçleri hem Camp David, hem Oslo, hem İbrahim Anlaşmaları'nın hepsinin merkezinde Amerika Birleşik Devletleri var. Hatta Amerika bu Suudi Arabistan-İran normalleşmesi şeyde olduğu için Pekin'de çok rahatsız olmuştu. Bunu bütün Amerikan medyası, yani ne oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu oyun kurucu rolü, aktif rolü azalıyor mu şeklinde yollanmıştı. Dolayısıyla normalleşmeye Amerikalılar çok yatırım yapıyor. Bakın bu çatışmalardan hemen birkaç ay önce Haziran ayında ben birkaç defa yazdım. Amerika'nın en okunan dergilerin hepsinde istisnasız bu yazılar yazıldı. Suudi Arabistan, İsrail normalleşecek, niye normalleşecekler, nasıl normalleşecekler vesaire bu pompalanıyordu. Ama Hamas son operasyonlarla aslında İsrail'in bu normalleşmesini rafa kaldırmış oldu. Bu çok önemli bir şey Hamas açısından kazanım. Çünkü siz Filistin'de bir özgür, bağımsız bir devlet inşasında bir direniş yolu seçmişsiniz ve karşınızda sizi önceden desteklemiş 48, 56, 67, 73 Arap devletleri karşınızdaki düşman olarak kodladığınız aktörü normalleşip size sırt çeviriyor. Dolayısıyla Hamas açısından çok büyük bir kazanımdı bence bu operasyonlar. İkincisi de yine bahsettiğimiz bu hem istihbarat anlamında İsrail'in çökmesi hem de demir kubbe. Yani demir kubbeyi biliyorsunuz. İsrail Ukrayna'ya falan satacağım tarzı ifadelerde bulunmuştu. Bundan dolayı da Rusya mesela bu süreçte İsrail'e çok soğuk davranıyor. Aynı şekilde Çin de öyle. Yani aslında baktığımızda kamplaşmalar biraz daha net. Yani Batı bloğu, hegemonyası karşısında Batı dışı devletlerin biraz daha bloklanması var. Burada mesela Hamas çok pragmatist davranıyor. Yani Çin'le, Rusya'yla çok angaje olabiliyor. Çünkü bu süreçte ihtiyaçları var. Yani şeye döndüğümüzde, Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğümüzde bence Amerika burada savaşın İsrail ile Hamas arasında, hatta belki de İsrail ile İran destekli milisler arasında cereyan istiyor. Yani İsrail ile İran savaşını Amerika Birleşik Devletleri istemiyor. Hocanın da dediği gibi hem de Avrupa, İran tarafında da bu var. Yani bir savaş, zaten İran hiçbir zaman Filistin meselesinde eylem, yani söylem dışında bir eyleme geçmiş değil. Yani bugün maalesef bunu söylemekle utanıyoruz ama yani İranlı milislerin Suriye'de öldürdüğü Sünni çocuk kadar İsrail Filistin çocuk öldürmemiştir. Yani bu bariz, rakamlar bariz. Dolayısıyla İran'ın söylemi ilamidir. Yani medya söylem nazarında gider. İşin fiiliyata geldiği zaman maalesef söylemin ötesine geçmiyor. Yani dolayısıyla İran burada Filistin'de doğrudan bir İsrail'le çatışmayı göze alacak pozisyonda değil bence. Bir şey daha var. Biz çok fark etmedik. Hep Gazze'ye odaklandığımız için ama ilk hafta içerisinde, ilk olay sıcakken Suriye, Lübnan, Irak ayaklarında taraflar birbirlerine küçük küçük askeri saldırılarla mesajlarını verdiler. Yani Amerika'nın üstlerine saldırı, İsrail'in Şam, Halep havalimanını kullanılmaz hale getirmesi, işte Kuzey Cephesi'nden Lübnan'dan İsrail'e saldırılar, küçük küçük taraflar sen bir şey yaparsan ben bak karşılığını veririm diye birbirlerine hizaya getirecek şeyler yaptılar. Dolayısıyla Amerika bunu da, yani bu işin nereye gideceğini de zaten gördüğü için dolayısıyla bir şey fren yapmak şimdi, zorunda hissettim. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki mesaj mı veriyor yoksa acaba bize mi bir şey diyor, yapıyormuş gibi mi gözüküyor? Onu şey bile bilemiyoruz. Yani çok fazla, her şey çok fazla soru işaretli gözüküyor. Evet, bu önemli. Özellikle Halep'i
başka bir konuya mı geçeceksiniz? Yok, araya gideceğiz ama daha tamam. 2 dakikamız var. Çok kısaca toparlayayım bu kısmı. Bir de bazen biz İran'ı İran İslam Cumhuriyeti'nden ibaret zannedebiliyoruz. Doğru, 79'dan beri oldukça iddialı bir rejim var. Ancak İsrail'de takriben 300 bin İran kökenli Yahudi var. Bunların sayısı 2020'lerin başı, 2020 gibi sayı bu. Bugün 3 aşağı 5 yukarı biraz daha üstüdür, altıdır. Ve bunlar beşeri sermayesi oldukça yüksek insanlar. Hatta daha önce bu İsrail'deki İran kökenli Yahudi komünitesinin İran'da bir tür diyalog kurmaya çalıştığına ilişkin çokça haberler çıkmıştı. Ki bu da biraz doğal da karşılanmalıdır, biliyorsunuz. Farklı ülkelerden Yahudiler var orada. Dolayısıyla İsrail'in İran'a cepheden karşı olduğunu, aralarında bir şaşmaz bir husumet olduğunu düşünmek de biraz hata olur. Hatta hatta şunu söyleyeyim. Arap kamuoylarındaki İsrail karşıtlığının yarısı, belki yarısının daha da azı İran kamuoyunda yoktur. Eğer bu Arap, Arap kamuoylarıyla karşılaştırırsak Serhan elbette. Serhan Bey, orada duralım. Ben araya gidelim. Gitmeden önce size soruyu yönelttim, dönüşte cevabına geçelim. Bütün bu durum, biraz evvel söylediğiniz, yani İsrail'in günlerdir konuştuğumuz ilk defa tarihinde yaşadığı bu hadise, onu iki devletli bir çözüme iter mi? Ama dönüşte tartışalım. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Dua etmiş, hidayet etsin Allah. Evet, araya gitmeden önce Zahide Hanım, size sormuştum. Siz dediniz ki İsrail bütün bu zamana kadar ki yani herkesin tabii bu katıldığı bir görüş, işte demir kubbe, kuş uçmaz, kervan geçmez, her şey benden sorulur imajı çöktü. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül'de çökmüştü. Yani deniz ötesi bir saldırı aldı ilk defa tarihinde ve biz bu çökmeden pek çok analizler üretmiştik. Ama sonra bir işe yaramadı o analizlerimiz ama. Bir taraftan şunu görüyoruz, İsrail'de halktan da bilhassa rehineler konusunda da, işte şimdi serbest bırakılan iki rehine, İsrail Devleti'nin bizimle ilgili hiçbir çabası olmadı benzeri bu mealde konuşmaları var. Netanyahu karşıtlığı zaten vardı İsrail'de. Önce iki soru sorayım o zaman. Birincisi şöyle bir senaryo mümkün müdür? İşler kötüye gidiyor gözüküyor. Kim için? İsrail için de iyiye gidiyor gözükmüyor netice itibariyle. Yani öyle bakınca işte kara harekatını erteliyor büyük ihtimalle. Belki de yapamayacak. Bütün faturayı Netanyahu'ya kesip bu işten çıkabilir mi İsrail? Başka ülkelerin de telkinleriyle. İkincisi, İsrail'de Tel Aviv yönetimini demiyorum ama İsrail devletini bu hadise bugün belki hemen değil ama iki devletli bir çözüme götürür mü? Evet. İsrail için gerçekten durumlar kötüye gitti. Daha doğrusu İsrail'in aslında ne kadar abarttığımız gibi olmadığı hem dış kamuoyunda ortaya çıktı hem içeri de ortaya çıktı. Ve burada kara harekatını erteliyor. Çünkü içeri girdiğinde çok fazla can kaybedecek. Çünkü o en başta yapacakmış gibi gözdağı verdi ama. Kara harekatını yapmaya muhtaç. Ama insanların çıkmasını çıkmaya zorluyor. Kuzeydeki halkı oradan çıkartmaya çalışıyor. En önemli şey işte rehineleri kurtarmak. Evet, İsrail hedefi Hamas yok etmekse kara harekatı yapmak zorunda. Ama maliyeti o kadar yüksek ki. Sınırdan içeri girmeye çalışan şimdiye kadar kaç tane İsrail askerini hayatını kaybetti. Bu zaten objektif bir şey değil mi? Yani bir düzenli bir orduyla böyle bir... Ama geçmişte bu kadar karşı tarafın yüksek hazırlık durumu yoktu. Çok özür diliyorum, insicamını bozmazsam. Serhan Bey bir şey eklemek istiyor herhalde. Hocama, erkekler bu işlerden daha iyi anlıyor. Estağfurullah. Hocama çok kısa bir katkıda bulunmak isterim. Bu kara harekatı dediğimiz mevzuyu biz aslında işaret edildi bu noktalarına. Çokça geride kalan iki haftada. Kara harekatı çok zor.
bir kere zor bir harekat. Evet, askerler öyle diyor. Tabii askerler de zaten bunu söylüyor. Kara harekatına girmeden de tırnak içinde bir şey elde edemiyorsunuz. Havadan vurun vurduğunuz kadar. İsrail zaten bunun devamlı yapıyor ama enteresan bir şey. Bunu birkaç defa da farklı vesileyle de vurgulama ihtiyacı duydum. 2014'teki koruyucu hat operasyonu vardı ya, İsrail'in girdiği 2100 Filistinli'yi öldürdüğüne Gazze'de, havadan vurmuştu, karadan girdi. 2015 yılında buna dair bir rapor hazırlamışlar Belkıs Hanım. Bizzat İsrail. İsrail Dışişleri Bakanlığı sitesinde var bu rapor. IDF'e, İsrail savunma güçlerine demişler, bize bir rapor hazırlayın ve bir rapor hazırlanmış. Şimdi bu raporu okuduğunuzda kara harekatını yapma konusunda İsrail'in neden bu kadar mütereddit, endişeli olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Çok enteresan noktalar aslında bilinen ama İsrail yönetiminin de kabul ettiği noktalara temas ediyor. Birincisi diyor bunlardan, kara harekatı dediğimiz şey özellikle meskun mahalde ve çok fazla oradaki milislerin diyor saklanabileceği yerlerde 360 derece oluyor kara harekatı. Girdiğiniz andan itibaren muharebe artık 360 derece her taraftan gelebilir. Bu bir. İkincisi bu meşhur biliyorsunuz tünel mevzu. Şimdi bu tünel mevzu ne kadar üzerinde durulsa azdır. Çünkü gerçekten çok etkili ki biliyorsunuz dün iki Filistinli kadını, yaşlı kadını salıverdiler. İsrail özür diliyorum. Yaşlı kadını salıverdiler. Onlar da işaret ediyor. Tünele girdik diyor. Birkaç kilometre bizi tünelden götürdüler diyor. Ve diyor ki bu tünellerin bir girişi bir çıkışı yok diyor İsrail. Çok girişli ve çok çıkışlı. Dolayısıyla bir girişini buldum hani deniliyordu ya. Girişini bulurlar, suyu basarlar. Onlar öbür taraftan çıkmak zorunda kalır ya da gazı basarlar. O kadar basit de değil. Çok girişli ve çok çıkışlı. Oldukça kompleks. Yer yer yerin birkaç katman halinde oldukça altına giden tünelleri var. Örümcek ağ gibi. Evet, yani, örümcek ağ modeli de esasen yapılmış. Benim deyimim değil de. Tabii tabii. Nerede tam anlamıyla böyle. Diğer bir husus şuna işaret ediyorlar. Bu da oldukça enteresan. Bu tünelleri biliyorsunuz bir kısmını bu tünellerin bulmuşlardı, deşifre etmişlerdi ve uluslararası basına da açmışlardı. Bazı uluslararası basının kameraları da oraya girdi ve görüntüler aldı oradan. O tünellerde diyor girdiğimiz yerlerde kent savaşlarına, şehir savaşlarına dair literatüre denk geldik diyor. Hamasların bunu çalıştığı, Hamas'ın dolayısıyla şehir savaşı konusunda hem bir tecrübeye sahipler İsrail'in bu devamlı saldırganlıkları nedeniyle hem de teorik bilgilerini de geliştirdikleri konusunda, dolayısıyla karşı tarafın da eli boş değil. Yani Hamas da bundan bir tecrübe edindi. Hatta biliyorsunuz burada bir istihbarat açığı mı var tartışmaları da olmuştu. Orada da denmiş. Yani İsrail devleti bir şeyler öğreniyorsa karşısındaki Hamas da bir şeyler öğreniyor. Onlar da bir tecrübe ve deneyim edinimin üzerinden daha iyisini yapmaya çalışıyorlar diye. Dolayısıyla o raporu da incelediğinizde, İsrail perspektifinden o raporu da incelediğinizde İsrail zaten kara harekatından çok çekiniyor. Bu kara harekatından çekindikleri için girmekte şu an çok tereddüt davranıyorlar. Hala gireceklerini tahmin edebiliriz. Çünkü öbür türlü toparlayamayacaklarını, o caydırıcılık gücünü tekrar ele geçiremeyeceklerini düşünüyorlar. Ama belki daha batar. Efendim? Yani batacak illaki. Yani ama zaten girmek şu an zorunda. Evet, tabii. Başka şansı bence yok de girecek yani. Girmek zorunda. Öyle mi? Ne zaman? İşte şu an frenleniyor. Amerika tarafından frenleniyor çünkü girdiği takdirde esirler, Amerika'da esirler de var. Bir sürü esirler var, onların başına ne gelecek bilinmiyor. Hamas bu şeye iki senedir, bu operasyonu diyelim iki senedir hazırlanıyor. Ve İsrail'in kara harekatı yapmasını istiyor. Çünkü diyor ki 14 Ekim, 7 Ekim'deki olay bir psikolojik harpti, sadece bir görüntüydü diyor. İçeri gelsin, o zaman asıl zayiatı içeri yani geldiğinde dolayısıyla verecek. Dolayısıyla İsrail ordusu bu mesajı muhakkak şimdi yok farz edemez diyorsunuz. Tabii ki içeride ciddi bir hazırlık var. Peki dolayısıyla iki devletli bir çözüme götürür mü? Şöyle, biz 1973 Yom Kipur Savaşı, yani Kefaret Günü Savaşı, Suriye ve Mısır eş zamanlı sürpriz bir saldırı yapıyor. Tıpkı Hamas'ın sürpriz saldırısı gibi. Bunun sonunda İsrail, şöyle biraz daha geri götürelim, 1967 savaş 6 gün İsrail'in sürpriz saldırısıdır. Arap ordularını daha yerdeyken saf dışı bıraktığı bir şeydir. Ve 6 günde topraktan 3 kat genişletiyor. Arkasından ve İsrail bunun üzerine inanılmaz bir yenilmezlik duygusu. Ben artık yenilmezim ve dolayısıyla benim masaya oturup da barış yapmaya ihtiyacım yok. Bu havadaydı.
1973'teki sürpriz saldırıda aslında Mısır çok fazla ilerlemedi. 13 kilometre Süveyş'in karşı tarafına geçiyor, duruyor. Dış müdahalelerle kazanım elde etmek için. Ama bunun sonunda İsrail şunu görüyor. Yani İsrail sonra geri püskürtüyor, ta Kahire'ye kadar vuruyor vesaire ama şunu görüyor. Eğer ki ben masaya oturmazsam bir sonraki sürpriz saldırıda bunlar başarılı olabilirler. Ve dolayısıyla İsrail'de ilk defa aşırı sağ hükümetin, ilk defa başa gelen aşırı sağ hükümetin başbakanı 1979'da Mısır'la barış anlaşması imzalamak zorunda kalıyor. Hiç arzu etmese de. Dolayısıyla bu süreçte iki devletli çözüm şu an İsrail'in masasında, gündeminde yok. Öncelik şey bedel ödetmek. Öncelikle şey ulusal onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldırabilmek. Ama bunun sonucunda bu meselenin böyle devam etmeyeceğini görüyorlar. Hamas'ı yok edebilirler, etme imkanları yok da diyelim kimler, yok ettiler. Yani şunu söylemek istiyorum, siz İsrail'de izliyorsunuz tabii. Belli ki. Yani bu tartışma açılmayacak tabii. Mı? Çünkü köprünün altından tabii. Sular akmış gözüküyor bu hadiseyle birlikte. Ben de şunu söylüyorum. Yani şu ilk aşama barışı henüz görecek değil. An değil. Şu an savaş isteniyor. Kan isteniyor. Ne kadar kan akar? Kan ve intikam şu an istenen. Ama bu şey defter kapatıldığında ve savaş hali bittiğinde tıpkı 73 savaşından sonra olduğu gibi mecbur kalıp ya biz barış yapmak zorundayız veya biz bir arada... İki seçenek var. Ya etnik temizlikle hepsini temizleyecekler, etnik temizlik veya soykırım diyelim. Ya hepsini temizleyecekler yahut da barış masasına oturacaklar. Peki barış, bu tür bir barış yapmaya razılar mı? Ben size bir başka şey vereyim. Bu biz çok bir sürü insanımız 7 Ekim nereden çıktı ortaya dediler. Durup dururken Hamas bunu niye yaptı dediler. Önceki gelişmelerin farkında değiliz. Kızıl İnek hikayesini duydunuz mu hiç daha önce? İsrail bu tapınağı yeniden inşa etmeyi heveslenen yerleşimci aşırı sağ, şu an iktidardaki o ideolojinin uzantıları. 1987'de Tapınak Enstitüsü'nü kuruyorlar ve hedefleri Tevrat'ta geçen kusursuz kızıl ineği üretmek. 2022'de Teksas'tan çok iyi inekleri getirdiler İsrail'e. Batı Şeria'daki o Yahudi yerleşimlerin olduğu bölgelerde embriyo transplantasyonuyla bu ineği ürettiklerini ilan ettiler. Ağustos ayıydı. Bu inek ne demek? Yahudiler şimdi açısından ahir zamanın geldiği. Dolayısıyla kurtuluşun geldiği ve bunun içinde tapınağın... Tanrı tarafından tapınağın yeniden inşasının zamanının geldiğini söylediler. Peki Zehra Hanım, yani şunu söyleyeceğim orada. Aşırı sağcı zihniyetin kafasında, şu anki iktidarın kafasında ahir zaman geldi, kıyamet savaşı ve bizim istediğimiz şey olmak üzere. Bir şey daha soracağım, sonra Serhan Bey'e geçeceğim. Çünkü demin aslında kastettiğim şey rasyonel, bildiğimiz uluslararası ilişkiler hesapları üzerinden gitmeyen bir durum da var galiba. Tabii. Demiştim. Hı. Bunu kastediyorsunuz. Çünkü sosyal medyada da gördük. Netanyahu bir hahamların herhalde mühim bir belki siz de görmüşsünüzdür. Mühim bir isimle konuşuyor. İşte kıyameti yaklaştırmaktan söz ediyorlar. O da elimden geleni yapıyorum diyor. Daha ortada bir şey görmedik diyor. Yani şu şeyler şu yani an, bizim bilmediğimiz bir takım başka mevzular da gözüküyor. İsrail neden Gazze'de gafil avlandı? Çünkü bütün askeri kuvvetlerin çoğu Batı Şeria ve Kudüs'teydi. Oradan bir ayaklanma ve olay bekliyorlardı. Çünkü orayı artık Tanrı'dan işaret geldi. Kızıl inek, kusursuz kızıl inek yeryüzüne geldi ve dolayısıyla artık tapınağın yeniden inşası ve Batı Şeria buna hazırlardı. Şu an bunu planlıyorlardı. Hay Allah, Allah. Ve dolayısıyla plan tamamen ters oldu. Evet. İki devletli çözüme buradan nasıl gidilir artık düşünün. Ama birkaç sene sonra barış masası olabilir yani. Hiç olmayacak bir şey değil. Şimdi Serhan Bey, ilk günler yani 7 Kasım'ın en başında. Ekim. 7 Ekim'in en başında biz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı devletlerde hep bir ağızdan sadece İsrail'i gözeten, kollayan bir açıklamalar dizini gördük. Bir süre sonra, ama epey uzun bir süre sonra
hafif virajlar, yanında iki devletli çözümden söz edenler oldu. Gazze'li sivillerden söz edenler oldu. Ama bu arada dünyada, şimdi onu arkadaşlarımız belki görüntüleri de gösterirler. Stockholm, Paris, New York, Madrid, Barcelona, Londra, bu tarafta Malezya, Endonezya, Saraybosna, binlerce binlerce insan sokağa çıktı ve protesto gösterileri yaptı. İnsanlarda, Müslüman ülkelerde bu çok açık bir duygu var Filistin için. Sokakta herkes de var. Her tip insan da var. Yani aradaki birkaç konu dışı, sıra dışı olsa bile. Aslında milyonlar üzerinde bir Filistin hatırası var. Bugün de var. Ne düşünüyorsunuz? Bu kamuoyları söz konusu ülkeler üzerinde bir etkileri olabilir mi? Biz yarın Batı'dan, çünkü bir taraftan da Avrupa ve Batı, neyse o değerler, yani bugüne kadar hep konuştuğumuz değerlerinde pul pul döküldüğünü defalarca gördükten sonra, ama bu defa iflas ettiğini en batılı ağızlardan bile işitiyoruz. O ülkelerin kamuoylarında da böyle bir tartışma var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Ne dersiniz? Bu arada gösteriyor arkadaşlarımız da görüntüleri. Bunları kastetmedim tabii. Çok daha kalabalık. Mesela İngiltere tarihinin sanırım en büyük gösterilerinden biriydi. 300 bin kişi. Nasıl? İngiltere tarihinin. Evet, Londra'nın. Hatta BBC özür dilemek zorunda kalmış. Çünkü Hamas gösterisi diye söylemiş. Halbuki doğrudan Filistin yanlısı gösteriler. Evet. Öncelikle bu kamuoyu meselesi çok önemli. Ben bunun azımsanmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bakın mesela hangi ülkeydi burası? İngiltere olabilir. Londra mi? Evet. Evet, Londra olabilir. Bosna'daki çok görkemliydi. Evet, İspanya'daki çok öyleydi. Hatta İspanya'da ve İrlanda'da. İrlanda'da evet yine. Kıyamet gibi insan var bu mitinglerde. Bu, ben açıkçası bu kamuoyu meselesinin hiç basite indirgenmemesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Hala günümüzde kamuoyu önemli. Her ne kadar siyaseti doğrudan etkilemese de bir kamuoyunun oluşması ülkelerindeki siyasetçilerin bir noktada daha dengeli konuşma zorunda bırakıyor bunları. Ki biliyorsunuz Ursula von der Leyen'i tepe koydular, çalıyorlar. Yani o kadar Avrupa Komisyonu Başkanı, biliyorsunuz, o kadar rezil bir tavır ortaya koydu ki krizin başından itibaren. Ne yaptığı belli olmayan, İsrail'i daha da körüklemeye çalışan, hiçbir şekilde insan haklarına vurgu yapmayan, hiçbir şekilde orada masumların, sivillerin durumunu dikkate almayan konuşmalar yaptı, açıklamalar yaptı. Sosyal medyadan da İsrail'e gittiğinde orada yaptığı açıklamalarda da benzer şeylere vurgu yaptı. Ve Avrupa'da çok ciddi eleştiriler olduğunu görüyoruz. Kamuoyunda da eleştiriler vardı. En son bugün belki sizin de önünüze düşmüştür. İrlandalılar, İrlanda parlamentosunda da çok net bir şekilde eleştirildi. Ve bu daha Avrupa fazla Birliği'nin en başta Filistin yardımını 3 gün sonra komisyonun, tabii, daha doğrusu kesinlikle durdurma kararı İspanyollar karşı çıktı. Tabii, dolayısıyla bu bence çok önemli bir şey. Kamuoyunun burada çok önemli bir etkisi var. Bir de şunu dikkate almamız lazım. İsrail bu kadar zulme, bu kadar devlet terörüne propaganda aracılığıyla girişebildi zaten. O kadar önemli propaganda araçları vardı ki, hem uluslararası ajanslar üzerinden, Hollywood üzerinden, yani bir algı üzerine kuruldu zaten İsrail, biliyorsunuz. Ve bu algıyı devam ettirmek için çok fazla haberler, çok fazla propagandayı sürdürdüler, pompaladılar. Bu anlamda ben kamuoyu desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dahası benim gördüğüm kadarıyla bundan sonra İsrail bu bölgede istediği kadar rahat hareket edemeyecektir. Bir de şunu da belki hatırlatayım. İsrail'in içerisinde de bu hadisede biz mağduruz, bu kadar kötü bir şey yaşadık. Ama bütün dünya bizimle meşgul değil. Şimdi artık biz derdimizi anlatamıyoruz eleştirisi başlamış. Şikayeti daha doğrusu. Daha da şikayetlenecekler bence bu konuda. Çünkü özellikle El Heli Hastanesi'nden sonra, biliyorsunuz, o katliamdan sonra bu eleştiriler çok daha fazla. Ya kongreyi bastılar mesela. Tabii kongreyi bastılar ki kongreyi basanlar içinde biliyorsunuz Yahudiler çoğunluktaydı. Evet. Yahudiler evet, vardı. Hatta gözaltına alındılar. Gözaltına alındılar. Dolayısıyla yani İsrail'in uygulamış olduğu bu devlet terörü artık bence bundan sonra bu kadar rahat hareket edemeyecekler. O nedenle de bence artık gün bugündür diyerek kara harekatına girişip Hamas'ı tırnak içinde yok etmeye çalışacaklar.
Yani çünkü bundan sonra bence bu operasyonları bu kadar rahat yapamayacaklar. Bu kadar dünyanın gözü önünde bu kadar rahat bir şekilde tetiş politikalarını sürdüremeyecekler. Dolayısıyla kamuoyunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bazı biliyorsunuz şirketlere karşı uygulanan protestoların da ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Birkaç tanesinde özellikle Arap ülkelerin çok etkili olduğuna dair zaten haberler ve rakamlar da ortaya çıktı. Dolayısıyla bu kamuoyu meselesini bence küçümsememek lazım. Kaldı ki Hamas'ın da biliyorsunuz yaptığı açıklamalardan bir tanesi buydu. Kamuoyu yaratmak istediklerini, kamuoyunda bir farkındalık ortaya çıkarmak istediklerini vurgulamışlardı zaten dünya çapında. Ve buna ulaştıkları anlaşılıyor. Sadece tabii ki sokakta insanların bu tepkiyi göstermesi çok önemli. Sadece sokaktaki insanlar değil, daha Hollywood yıldızlarına kadar, bir takım siyasetçilere kadar, sanatçılara kadar Filistin yanında saf tutanlar, İsrail'in yaptığını savaş suçu olarak addedenler ortaya çıktı. Bunların sayısı muhtemelen önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. Dolayısıyla ben kamuoyu meselesinin küçümsenmemesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bir farkındalığın oluştuğunu düşünüyorum. Bir İsrail'in burada intikam ruhuyla kolektif cezalandırmaya gidişinin dünyada çok büyük bir tepkiyi ortaya çıkardığını düşünüyorum. Ve bu bir noktada devletleri de en azından açıklamalarında ve tutumlarında en azından belli oranlarda daha dengeli davranmak zorunda bırakacaktır bence. Evet. Ne dersiniz? Yani ben iki devletli çözüme atıfta bulunarak bir şey söyleyeyim. Şimdi iki devletli çözüm dediğimiz mevzuda iki taraf aslında devlet değil. Yani Zayda Hoca'nın dediği gibi Filistin tarafında bir devlet yok. BM'de bile gözlemci üye statüsünde bir devletleştirilmiş, devlet haline kavuşmamış bir Filistin var. Diğer tarafta da İsrail yine devlet değil. Niye? İsrail'in bugün sınırı yok. Yani İsrail'e mesela biz işgalci diyoruz, işgal edilmiş bölgeler diyoruz. Niye diyoruz bunu? Çünkü BM, uluslararası hukuk zorla, askeri operasyonla bir ülkenin toprak parçasını kendi ülkenize dahil edemezsiniz diyor. 1967 sonrası ne diyoruz? 1967 sınırlarında bir Filistin devleti. Dolayısıyla iki tarafta da bir devlet yok. Filistin tarafında zaten FKÖ ile, yani Filistin Kurtuluş Örgütü, Mahmud Abbas tarafıyla Hamas arasında bir farklı politika var. Ama burada iki devlet çözümü şöyle bir opsiyonla makul bir seçenek sunulabilir ki Hamas'ın da bence böyle düşündüğünü okuyorum. Çünkü Hamas 2017'de bir belge yayınladı. Yeni siyaset belgesi diye. Bu belge Hamas'ın stratejisinin çok değişik hale kavuştuğunu gösteriyor. 1987'de kurulduğunda Hamas, 2017'deki belgesinin iki farklı şeyi vardı. Birincisi, biz Müslüman kardeşlerin Filistin koluyuz diyordu. İkincisi, tamamen şu an mevcut olan o dönemin şartlarındaki İsrail'i tanımayıp bütün Filistin bizim. Yani İsrail toprakları da bizim. İsrail'i asla tanımayacağız diyordu. 2017'deki belgede Müslüman kardeşleri ibaresi yok. Bu bölgesel değişimle alakalı. Biraz konjonktüre ayak uyduruyor Hamas. İki, 1967 sınırlarında bir Filistin devletinden bahsediyor Hamas. Dolayısıyla Hamas'ın bence şu anki stratejisi, bu işgal altındaki bölgelere başlattığı operasyonlar vesaire, Gazze ile Batı Şeria arasındaki işgal bölgelerinden İsrail'in çekilip Gazze ile Batı Şeria'nın birleştirilmiş bir Filistin devleti oluşturmak. Burayı da FKÖ ile ortaklaşa yönetmek. Yeni bir seçim, yeni bir sistem. Önce devlet, daha sonra savaş. Benim Hamas'ın yeni planlamasında okuduğum şey bu. Dolayısıyla iki devlet çözüm olur mu? Olabilir. Hamas nezdinde de olabilir. Bu işaretten, ama Hamas yine bunu ifade ediyor. Biz asla İsrail'i tanımıyoruz vesaire diyor, ama 1967 sınırlarında Filistin tanıyor devleti. Tanıyor 2017'den beri. İsrail devlet olarak tanımaz. El Kiyonisu Hiyoni. Siyonist varlık diyor. Devlet de dahi demiyor. Dolayısıyla İsrail kara operasyonu yapsa dahi, ki ben yapacağını düşünüyorum sınırlı da olsa. Yani İsrail o hocanın bahsettiği onur, İşte yenilmezlik, şan, şöhret, onu bir şekilde tekrar inşa etmek zorunda. O psikolojik üstünlüğü tekrar elde etmek için buraya girmesi lazım. Kayıp Şu anda psikolojik üstünlüğünü kamuoylarında da yitirdi. Tabii. Ya ama niye, şimdi burada tabii handikapı, hani biz çok Herzog'un söylediği, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir günde bu kadar çok Yahudi öldü travması. Ve belki işte demir kubbe vesaire, biz derdimizi anlatamadığımız gibi bir de tersine döndü. Bu da ilk defa yaşanan ama bir şey herhalde. Ama ikiye bölünmüş durumda. Yani herkes Filistin destekçisi değil. İsrail aynı şu an gerçekten güzel propaganda yapmaya devam ediyor. Yani nasıl büyük katliamlar yapıldığını, kendi insanların başına neler geldiğini, Hamas'ın nasıl bir işi de olduğunu, tabii, Batı basınında bunlar sürekli geçiyor. Evet. Ama aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye aşırı saldırısı da alt şeyde zaten sistem karşıtı olan hareketlerin
Filistin'e daha da yaklaşmasına yol açıyor. Şimdi yani iki akımda, iki cereyan da söz konusu. Muhakkak ama ilk defa yani 2020... Fransa için söylüyorum ben bunu. Medyaya rağmen sadece alternatif değil, sıradan yani sosyal medyaya baktığında profilleri işte aşırı sol veya işte Müslüman falan olmayan insanlar da burada önemli olan sokağa çıkmayı yasaklıyor. Hapislik suç olarak ilan ediyor Fransa ve başkaları, bazı hükümetler. Buna rağmen, işte insanlar sokağa devam ediyor. 2021'de çok daha fazla destek vardı. 2021'deki İsrail saldırısında bugünkünden çok daha fazla destek vardı Avrupa ve Amerikan kamuoyunda. Tabii ama orada doğrudan İsrail saldırmıştı. Mescid Aksa saldırıları da vardı onun üzerinde. Şimdi Hamas aslında şöyle lanse ediliyor ya. Birkaç Türk medyasında da Hamas militanları İsrail'e saldırdı falan. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Hamas terör örgütü görülmüyor. Milis falan denmesinin bahanesi yok. Bir de İsrail toprağı değil orası. Yani operasyonların yapıldığı yerler işgal altındaki bölgeler resmi. Uluslararası hukuka göre de İsrail'in değil. Dolayısıyla o açıdan baktığınızda mesela o hocanın dediği şey de önemli. Yani İsrail içerisinde de Filistin destekleyenler var. Mesela Batı Şeria'daki yerleşim noktalarında bazı Yahudiler, Filistin bayrağı açanlar var. Bundan dolayı İsrail polis tarafından tutuklananlar da var. Yani İsrail gerçekten psikolojik olarak çökmüş durumda. Her ne kadar Türkiye'deki bazı İsrail sevicileri bunu bambaşka bir şekilde portre etse de çok az. İsrail'in ciddi bir şekilde bu süreçte yara aldığını söylemek gerçekten çok az. Yani bu arada bir şey daha söyleyeyim. Hamas'ın beklentisi birkaç sene sonra İsrail'in zaten çökeceği. Şeyh Ahmet Yasin Hamas'ın kurucusunun çok hayattayken yaptığı bir, onun da kehaneti diyelim. Birkaç sene, 2027 yılı için mi vesaire böyle bir şey var. Yani beklentisi Hamas'ın, İsrail çökecek beklentisi var. Hani iki devletli çözümden ziyade İsrail'in çökmesi gibi bir beklentisi ve buna darbe vurmak için böyle bir 7 Ekim'in de arkasında böyle bir şey de var. Ama süreç böyle keskin şeylerde barışa her zaman evrilebilir. Bir peki, de bu 7 Ekim'in zamanlamasıyla ilgili son bir şey daha zamanlamayı söyleyeyim. Söyleyeyim. Başka kısa, bir şey soracağım. Sizden söyleyeceğim. Bu tamam. Tarafa doğru döndüreceğim. Şimdi çünkü hoca dedi aslında biraz orayı da. İsrail istihbaratının odaklandığı noktalardan birisi Batı Şeria veya Kudüs'te bir ayaklanma. Yani güneyden, Gazze'den bir saldırı imkansız. Kuzeyden, Lübnan'dan da imkansız. Olursa Batı Şeria ve Gazze'de bir Kudüs'te bir ayaklanma olur. Onun yerine bırakın siz İran nükleer projesine odaklanın. Dolayısıyla aslında Hamas'ın bu operasyonu eğer İran'la doğrudan iltisaklıysa ki İran bir şekilde bu şeyi destekledi. İran'ın aslında önleyici bir hamlesi bu. Yani İran, İsrail'in ona karşı saldırmasını bir anlamda önlüyor. Her ne kadar İsrail istediği zaman Suriye'ye girip istediği noktaları İran'a yakın milisleri vuruyor olsa da İran'a karşı bir operasyon son dönemde İsrail tarafında ciddi bir şekilde planlanıyor. Dolayısıyla İran eğer bu süreçte doğrudan organize ettiyse ki yalanlıyorlar ama bu sürecin bence biraz da İran'ın engelleyici bir adım attığı, önleyici bir adım attığını söylemek mümkün. Yani İsrail'in olası İran'a saldırısına karşı Hamas'ın böyle bir hamlesi biraz da İran'la alakalı. İsrail'in İran saldırısıyla alakalı. Evet. Hipotetik biraz da tabii evet. Söylediniz. Şimdi Türkiye'nin bir önerisi var. Evet. Bu arada tabii rehineleri konuşmadık. Rehinelerin akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte o Gazze'ye kara harekatı meselesinde İsrail'in açmazlarından birisi, ikilemlerinden birisi de rehineler. Yani oraya bir operasyon yaparsak rehineler ne olacak? Çünkü bahsettiğimiz gibi Lübnan Savaşı'nda askerler rehine alındığı için savaş başlatmıştı. Şu gün yani 300-400 tane askeri rehin alınmış durumda. Yani İsrail açısından ciddi bir şekilde başarısız bir süreç. Ama bir kara operasyonunda rehineleri Hamas'ın ne yapacağı İsrail'in bir anlamda dikkate alması gereken bir şey. Benim öngörüm İsrail kara operasyonu kısa çaplı da olsa yapacağı ve burada kısa süre sonra ateşkes rehineleri çok sürecine hale almadığı yönünde açıklamaları da oldu. Var. İsrail doğrudan İsrail'den çıkan bu nevi açıklamalar oldu. Şöyle salınanlar İsrail'in arzu etmediği şekilde açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla İsrail'in kurduğu bir söylem var. O yıkılıyor. Salınanların açıklamalarıyla bu yıkılıyor. Ben bugün ama daha salınmadan önce yani birkaç gün önce yani biz o kadar büyük bir şey yaşadık ki
rehinelerin bile hükmü yok mealine gelecek açıklamalarda bu da olsa ya. İsrail için, yani İsrail için yeni bir şey olmaz bu. Yani nitekim İsrail... rehineler bizimle ilgilenilmedi diye müşteki oldular. Burada I24 kanalı var İsrail'in, ben onu sürekli takip ediyorum. Bugünkü şeyler şöyle diyorlardı: İsrail rehinelerin tek tek salınmasını ve bu şekilde Hamas'ın zafer, muzaffer bir imaj çizmesini ve o şey bundan rahatsız. Hepsinin toplu bir arada salınmasını istiyor. Çünkü en son çıkanlar yaşlı teyzeler konuştuğunda şöyle dedi şey, bunlar Stockholm sendromu yaşıyor bunlarla. Hepsi büyük travma içinde Stockholm sendromu yaşıyor. Ne demek? Celladına aşık, yani celladına aşık denir bizim o Stockholm sendromu karşılığı olarak. Yani ne diyor? İşte onları aslında esir alan, çok korkunç şeyler yaşatan insanlara karşı o süreç öyle bir travma içindeler ki duygusal bir bağ da kurdular. O yüzden haklarında işte kötü bir şey yaşamadıklarını, o yüzden şeyde güzel imajlar çizmeye hatta çalışıyorlar. Hatta ayrılırken geri dönüp elini tutup ve işte bunlar İsrail vermiyor. Çok rahatsız. Yani o kurduğu hikayeye uymuyor ve dolayısıyla teker teker salınmasını istemiyor İsrail. Bir de açıkça şöyle söyledikleri şey ya toplu olacak ya hiç olmasın gibi bir şey söylediler. Bu imaj şuna da alakalı. İsrail biliyorsunuz işte Hamas'ı DAEŞ'le özdeştiriyor. Tabii. Batı medyasında bu çok lanse ediliyor. Ya bu gerçekten arka planı olmayan bir şey. Çünkü DAEŞ şey Hamas'ı tekfir etmiş. Evet. Hatta Hamas Filistin'deki DAEŞ yapılanmasıyla mücadele etmiş bir hareket. Dolayısıyla yani o imaj da çok alakalı. Bakın bunlar Filistin'deki DAEŞ. Ama bu rehinelerin açıklamaları bunu yıkıyor. Dolayısıyla o yıkmaya, inşa etmeye çalışıyor. Peki, özellikle onun Batı'da dışında ama elindeki rehineler, yani şunu hatırlayınca tabii daha anlam kazanıyor. Gilad Shalit miydi? Evet, evet. Bir kişi için 1000 küsur Filistinli'nin serbest bırakıldığı bir ülkede bu defakiler, bir de önemli askerler var değil mi? Komuta kademesinin üst düzeyinde askerler var. Bunlardan vazgeçer mi İsrail? Ortaya sorayım. Bence geçer. Geçer mi? Neden? Geçer. Buyurun Serhan Bey. Yani bu İsrail'in bir süredir benimsediği Hannibal doktrininden bahsediliyor ya. Doktrin? Hannibal doktrini. Evet, ne demek temel o? Olarak şu, yani rehineler yok olacaksa onlar da yok olsun ama biz asıl hedefi de yok edelim. Dolayısıyla rehineler üzerinden bir pazarlık yapmayı reddedelim. Çünkü bu bir yöntem halinde gelirse devamlı zaten bunlar bir takım rehineleri ele geçirebilirler mantığı. Özellikle zaten kara harekatına başlanırsa o artık bittiği noktadır. Müzakerenin rehineler meselesinin bittiği noktadır ki biliyorsunuz İsrail rehineleri kurtarmak, onlara ilişkin bilgi toplamak için sınırlı bir sızma operasyonu yaptığını açıkladı. Hemen ardından Hamas evet girdiler ama geldikleri... Ama sokakta da gösteri oldu, Netanyahu'yu alın. Tabii evet, Netanyahu'yu alın. Netanyahu'yu burada çok konuşmaya gerek yok bence. Netanyahu zaten bitik bir adam. Hayır şeyi demek istiyorum. Yani rehinelerden vazgeçmesini topluma anlatması o kadar kolay olur. Biz rejimden bahsediyoruz. Siz söylersiniz Serhan Bey. Biz rejimden bahsediyoruz. Yani kamuoyunun bu yönde hareket etmediği çok belli. Hatta kurtarılan, daha doğrusu serbest bırakılan rehinelerden bir bölüm İsrail'in hareket tarzını da eleştirdi biliyorsunuz. Bizi umursamadılar, bizi umursamadığını hareket ettiler diye muhtemelen bu bombardımanları falan kastediyorlar. Dışarıdan bakınca da umursamadıkları gözüküyor. Dışarıdan bakarken de biz kamuoyundan bahsetmiyoruz. Kamuoyu zaten başka bir şey istiyor, çok net. Netanyahu'dan da memnun olmayan önemli bir kesim var, bu da çok net. Rehineler konusunda pazarlık yapılmasını istiyorlar, bu da çok net. İnsanların yakınları falan orada söz konusu. Ama İsrail'in bence bu yönde bir isteği ve bu yönde bir eğilimi yok. Bunu kamuoyunun baskısıyla, Amerika'nın baskısıyla ki Amerika da biraz ağız değiştirmeye onun başladı. Onun da var mı? Amerikan vatandaşları. Amerikan vatandaşları da var. Benim anladığım kadarıyla çifte vatandaşlar. Bunların hemen hemen tamamı. Dolayısıyla hem İsrail hem Amerikan pasaportu taşıdıkları anlaşılıyor ki bunların sayısı oldukça fazla diyebiliyorum İsrail'de. Dolayısıyla şu an itibariyle çok önemsiyor gibi durmuyorlar. Kara harekatına girişirlerse zaten önemsemedikleri ortaya çıkacak. Çünkü evet Hamas yaşlıları saldı. Daha önce de biliyorsunuz bir anneyle çocuklarını salmıştı. Ama iş biraz daha kızışırsa Hamas da başka türlü davranmaya başlayacak ki buna ilişkin açıklamalarını da yaptılar zaten. Yani siz öldürürseniz biz de elimizdeki rehineleri öldüreceğiz diye. O noktaya muhtemelen kara harekatında girememelerinin askeri ve stratejik bir takım sebepleri varsa bir bölümü de galiba bu. Sonrasında kamuoyuna oluşacak baskı. Peki İsrail'deki gidişat, yani şimdi bu eğer rehinelerden vazgeçerse ve başlarına bir şey gelirse bunların bunlar İsrail toplumunu ya da devletini, devlet toplumu tam anlamıyla yansıtıyor mu bilmiyorum, siz söyleyin. En sonunda devlete karşı bir şeye dönüştürür mü? Yani rehineleri
adam şey yani önce ülkeyi koruyamadın, şimdi rehineleri öldürttün. Netanyahu'ya karşı bir harekete dönüşür, devlete karşı dönüşmez. Ama şu anda devleti temsilen Netanyahu olduğuna göre. Ama Netanyahu'nun zaten devlet içinde orduyla ilişkileri zaten kötü, güvenlik bürokrasisiyle ilişkileri zaten kötü ve yani geçmiş son yıllarda giderek evet. kötüleşiyor. Dolayısıyla halk bazında sokaklara dökülüyordu. Kaç yıldır insanlar hatta 7 şey Ekim yapıyordu. Günü de büyük bir gösteri varmış. Dolayısıyla bu İsrail'in gözden çıkarıp çıkarmama meselesi değil sadece. Şu an kara harekatına girememenin temel sebebi Amerika özellikle kendi rehinelerini kurtarmak istiyor. Ve şu kaç an kişi? Bunun, 20-30 arasında benim hatırladığım rakam. Onun pazarlıkları şu an yürüyor zaten. Dolayısıyla pazarlıklar yürüyor. Hamas'ın da yapmak istediği bu rehineleri vesaireyi İsrail'e daha da güçsüzleştirmek ve birbirine düşürmek üzere kullanmak. Peki bir taraftan da Hamas'ın şöyle bir açıklaması oldu. Bunu da ortaya soruyorum. Sonra Türkiye faslına geçelim kısaca bunun yanıtını alayım. Çünkü hiç bahsetmedik, başlıkta söyledik. Ateşkese karşılık rehinelerin serbest bırakılması. Tabii. Yani Hamas'ın zaten amacı o rehineleri niye aldı? Bunun yanıtı çıkar mı sizce? Yanıtı? Yani yanıtı ateşkes şöyle. Olur tamam, mu? Olur mu? Şu aşamada. Şu an kolay değil ama ben bunun olmayacağını, ya yani olamaz diyemem. Ve şu an İsrail Batı Şeria'da, Kudüs'te çok fazla Filistinliyi ve özellikle Hamas mensuplarını sürekli şey yapıyor, kitlesel olarak tutukluyor. Dolayısıyla esir takası kesinlikle olacak. İsrail orada bayağı bir yani Batı Şeria'da her gün bir sürü Batı Şeria'nın bir sürü noktasında İsrail askerleri baskın düzenleyip bir sürü önemli kişiyi tutukluyorlar. Ve dolayısıyla bir esir takasının aşağıda oluşuyor. Bunları tamamen göz ardı edemez tabii, ama bir kısmını kaybedeceği kesin. Kamuoyuna yansımamış bir takım müzakereler muhakkak tabii. yürüyordur. Türkiye'nin İsrail-Filistin konusunda önerdiği garantörlük modeli Serhan Bey. Ne dersiniz? Şimdi işler mi Türkiye'nin bölgedeki rolü? Şimdi biliyorsunuz Türkiye ile İsrail takriben bir senedir farklı bir sürecin içinde. Diplomatik ilişkiler tekrar tesis edilmişti. Ve tabii o zaman Netanyahu yoktu. Tabii sadece İsrail değil. Bütün tabii bölgede yani bir İsrail'den konuşuyoruz işte. Konuşuyoruz diye söylüyorum. Yoksa bölge ilgilendiren bir boyutu var ama İsrail'e krizin şekli de başkaydı. Mehmet Bey de aynı soru cevaplandıracak. Ve tabii ki Netanyahu yoktu o zaman. Ve zaten büyük oranda Herzog üzerinden ilerlemişti. Karşılıklı ziyaret, daha doğrusu Herzog'un ziyaretiyle süreç başlamıştı. Olgunlaşmıştı. Şimdi Netanyahu her türlü zaten Türkiye'nin omzuna bir yük. Çünkü Türkiye Netanyahu gibi bir karakterle muhatap olmak istemiyor. Bu zaten bilinen bir şey. İsrail'in de omzuna yük olduğu anlaşılıyor zaten kamuoyu tepkisinden de. Şimdi bu garantörlük anlaşması çok çetin bir iş Berkis Hanım. Bu kolay bir şey değil. Bunu tabii ki Türkiye Cumhuriyeti dillendirirken Sayın... Hayır, bunu Rusya-Ukrayna arasında rehine takasında mesela... Biliyorsunuz ama orada Türkiye garantörlük değildi. Hayır, şey Hı-hı. demek istiyorum tabii. Yani olmadık şeyler yaptı Türkiye. Tabii mutlaka. Mutlaka. O da pek tahayyül edilebilecek bir şey değildi. Tabii, ama kesin. Oldu. Kesinlikle. Hatta ama 2022 yılında Ukrayna'da da biliyorsunuz bir garantörlük mekanizması işletilmek istendi. Sonra Zelenski dedi ki Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri bu garantörlük mekanizmasının içinde olsun dedi. Oradan bir netice elde edilemedi. Garantörlük zor bir mesele. Hani bizim yakın tarihimizde özellikle biz bunu biliyorsunuz Kıbrıs üzerinden biliyoruz. O gerçek bir garantörlük mekanizmasıydı. Cenevre ve Londra anlaşmalarıyla sağlanan. Orada bile sürecin ne kadar kılırganlaştığı, 1964'te bir kriz yaşandı ve nitekim 74 yılında Türkiye'nin garantörlük hakkında dayalı olarak Temmuz ve Ağustos aylarında iki harekat yaptığını biliyoruz Kıbrıs'a. Oradaki ırktaşlarımızı kurtarmak ve orada sükunet sağlamak için. Dolayısıyla garantörlüğün böyle bir boyutu var. Garantör olduğunuz vakit altında imza attığınız taahhütleri yerine getirmek için bir askeri güç kullanma iradesi de ortaya koyuyorsunuz. Şimdi Türkiye bunu çok iyi biliyor. Türkiye bütün bir müktesebata sahip, zaten böyle bir tecrübeye de sahip. Şimdi Sayın Hakan Fidan bunu neden dedi? Türkiye bunu neden dillendirdi? Şu, masada daha iyi ikinci bir seçenek yok. Krizi durdurmak için.
savaşı durdurmak için. Çünkü kimse bir şey yapmıyor. Biden gittiğinde hatta hatırlıyorsunuz, Biden gitmeden önce bir açıklama yapmıştı. Kara harekatı büyük bir hata olur diye. İnsanlar biraz acaba bu şey mi yapacak, fren mi yaptıracak falan diye beklerken Biden iyice ateşe körükle gitti. Dolayısıyla o noktada zaten Türkiye'nin tavrı daha da değişmeye ve netleşmeye başladı. Ve bu garantörlük meselesini masaya getirdi. Ve bunu masaya getirirken aslında bölge devletlerini önceleyerek masaya getirdi ki bunun bir benzerini biz biliyorsunuz Güney Kafkasya'da Türkiye 3+3 modeli üzerinden bölgenin dengelerini, bölgedeki devletlerin çıkarlarını merkeze koyarak böyle bir mekanizma işletmek istemişti. Ki Sayın Hakan Fidan bu mekanizmasının parçası olarak dün şeydeydi, Tahran'daydı bu arada. Dolayısıyla bunu öne sürdü Türkiye. Böyle bir öneriyle geldi ama bunun hayata geçmesi çok zor. Bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. Geçerse kalıcı çözüme gidecek bir adım olabilir. Çünkü garantörlük meselesi işletilmeye başlandığından itibaren artık statikoyu donduruyorsunuz. Ve bir çatışmanın önüne geçiyorsunuz. Sonra da artık orada yeni oluşacak olan legal duruma ilişkin devletler arası işte iki de mesela Türkiye bunu söylüyor ama aynı Türkiye Cumhuriyeti ezelden beri yani bu krizin başından beri 67 sınırlarından bahsediyor. 4 Haziran 1967 yani 6 gün savaşları başlamadan bir gün önceki sınırlardan bahsediyor. Şimdi bu İsrail açısından zaten kabul edilecek bir şey değil. Türkiye bunu da biliyor. Şimdi garantörlük anlaşması diyorsunuz. Oradaki nihai çözüme ilişkin de bir vizyonunuz yani var. Yani kendi pozisyonunu duyurmuş oluyor. Tabii Türkiye bir kendi pozisyonunu vurguladı. Bunu eş zamanlı yaptı. Bakın 67 sınırlarından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Ve sonra Sayın Dışişleri Bakanı da garantörlük meselesinden bahsetti. Dolayısıyla biz bundan geri adım atmıyoruz. İsrail'in fiili durumunu da kabullenmiyoruz. Oluşturmuş olduğu işgal durumunu diye. Ama şu anlamda önemli, bölge devletlerini inisiyatif almaya davet etti. En büyük mesele bu bence burada. Bir inisiyatif almak gerekiyor. Yokmuş gibi davranmamak gerekiyor. Ve bu krizi acaba, ki bunu da açık bir şekilde ifade etti zaten Sayın Hakan Fidan. Dedi ki yani bu çatışmanın bir an önce durması lazım. Böyle bir zulüm olmaz, böyle bir kolektif cezalandırma olmaz diye. Dolayısıyla garantörlüğün çok zor olduğu, hatta uygulanmasının bu bağlamda, bu çatışma bağlamında imkansıza yakın olduğu şu konjonktürden bahsediyorum. Hocamın dediği gibi yarın başka bir şey konuşulabilir. Bu krizler buna çok müsaittir. Şu konjonktürde imkansız olduğu aşikar. Ama çatışmayı durduracak ve bölgedeki devletleri çatışmayı durdurmak için adım atmaya sevk edecek ikinci bir öneri daha yok. Bu anlamıyla önemli buluyorum. Mehmet şahsen. Bey çok yakın. Yani önümüzdeki günler için bir projeksiyon yaparsanız nelere bakmamız lazım? Yolun nasıl devam edeceğini ben bu sürecin çatışmanın sonlandırılması adına karar verici mercin İsrail olduğunu düşünüyorum. İsrail'de siyaset değil, güvenlik bürokrasisi. Yani bahsedildi Netanyahu'yla. Yani Amerika Birleşik Devletleri baskı yapabilir mi İsrail'e bu yönde? Yani bence kararını değiştirebilecek boyutta baskı yapamaz. Yani karar harekatı özellikle. Yani şöyle düşünün. Amerika Birleşik Devletleri neden uçak gemisi gönderiyor İsrail'e? Yani bunu sevk edecek şey ne? Öyle bir şey dediğiniz senaryoda İsrail'in Amerika'ya bağımlı olması gerekiyor. Ama burada yani parantez içinde tek kutuplu dünyanın tek kutuplu Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e bağımlı gibi bir destekten bahsediyoruz. Dolayısıyla İsrail karar verecek bu sürecin nasıl ilerleyeceğine. Hamas da bu sürece hazır. Yani Hamas'ın da taktiği bence İsrail'i içeri çekmek ve olabildiği kadar kayıp verip daha sonra takas sürecini ateşkes masasına oturtmak. Bence burada Türkiye'nin tavrı önemli ama çok da destek almıyor Müslüman ülkelerden, İslam ülkelerinden. Şimdi ben burada Türkiye'yle... Başka hangi ülke göze çarpıyor? Katar Mısır, için ne dersiniz? Mısır ve Suudi Arabistan, Katar tabii de öyle. Ama ben burada Mısır'ın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye ile Mısır'ı ikisinin bu süreçte çok aktif rol olması gerektiğini, hatta Sayın Bakanımızın da geçtiğimiz günlerde Sisi'yle yaptığı görüşmede de temel meselenin bu olduğu zaten biliniyor. İki devlet de hem İsrail'i tanıyor hem de bir şekilde Filistin'le irtibat halinde. Her ne kadar Mısır çok fazla özellikle Sisi döneminde o işte Refah sınır kapısının altından geçen tünellerin çıktı, evleri bombalasa da vesaire, Sina'da Filistin'e yeni bir işte tehcir şeyi yapsa da, şehri yapsa da bence son dönemde İsrail'e bir şekilde meydan okudu. Çünkü Refah kapısını eğer açarsanız bombalayacağız demişti İsrail. Mısır da buna rağmen Refah kapısını açık tutma yönünde bir irade gösteriyor. Türkiye ile görüşmesi de, Türkiye'nin tam son dönemde Mısır'la normalleşmesine gelmesi de, aynı döneme denk gelmesi de önemli. Bence Türkiye, Mısır bu süreçte daha aktif olacaklar. Suudi Arabistan da bu süreçte ilk yapılan saldırılar da, İsrail'in saldırıları sonrası, İsrail'in sebebiyet verdiği
bir süreçtir bu diyerek normalleşmeyi askıya almasıyla birlikte aslında bu kervana katılabilir. Katar da zaten, çoktan kervanın başında. 1967 sınırlarında bir Filistin devleti çözülmeden, Filistin devleti inşa edilmeden bu sürecin ilerlemeyeceğini düşünüyor. Ama eğer burada yani bütün bahsettiğim aktörlerin hemen hemen hepsi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti inşa edilmesi gerekiyor diyor. Burada bu devletler bu süreci ilerletirse Hamas da bunu kabul etmesi gerekiyor. O bahsettiğim 2017'deki charter'ın değişen şartıyla birlikte İsrail'i tanımayacak ama de facto olarak tanımış olacak. Evet. Bu süreç ancak makul bir Mehmet senaryo. Mehmet Rakipoğlu çok teşekkür ediyorum. Serhan Apacan çok teşekkür ediyorum. Zahide Tuğba Kor çok teşekkür ediyorum. Soruyorum da bu akşam çatışmanın 18. gününde biz aslında yıllardan bu yana hep işittiğimiz Filistin'de hayatla başladık bugün yayınımıza. Nasıl yaşıyorlar? Nasıl bir harita? Devlet mi? Evet devlet ama birbiriyle irtibatsız. Bir takım noktalar arasında dinlediğiniz altyapısına varıncaya kadar İsrail'in kontrolünde bir yer. İnşallah güzel haberlerle, daha güzel haberlerle Filistin ve dünyanın diğer taraflarında da ama yeryüzündeki tek böyle yer gözüküyor Filistin. İnşallah selamete çıkar. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e nereye kadar izin verecek, bölgede savaş çıkar mı diye sorduk ve Türkiye'nin İsrail-Filistin konusundaki çözüm önerilerinden, bölgedeki diğer aktörlerin pozisyonlarından söz ettik. Haftaya görüşmek üzere.